Yani akışı biraz. Ben en başta biraz işin yani küçülme meselesi son zamanlarda çok çok popüler olmaya başlayan yanlarına çok perspektif sağlayan, ufuk açan bir kavram dizisi ve önerme. Akademisyenlerle aktivistlerin bir arada aslında oluşturduğu ve üzerinde de durduğu bir önerme. Ben biraz daha bu küçülme önerisine neden olan şeyleri, maddi koşulları, materyal koşulları anlatmaya çalışacağım. Asıl küçülmeyi anlatacak olanlar diğer konuşmacılar olacak. Başta Ricardo olmak üzere daha sonra sözü Burcu'ya vereceğim. Burcu biraz daha işin ekoloji ve sosyal ya da ekososyal politikalar boyutuna bakacak. Biraz hani feminist kritiğini de ortaya şey yapacak, ortaya koyacak. Ekoloji etiğiyle bağlantılı şeylerini, boyutlarını ortaya koyacak. En sonunda Ethem Can, küresel güney için yani daha az gelişmiş ya da gelişmekte olan klasik söylemiyle yapıştırılan etiketli ülkeler için bu şeyin küçülme söyleminin, küçülme önerisinin ne anlama gelebileceği üzerine şey yapacak, konuşacak. İsterseniz çok daha fazla uzatmadan ben şeye başlayayım. Öncelikle bütün konuşmacılara da hani yaptıkları için katılmayı kabul ettikleri için teşekkür ederek başlayayım. Geldi. Umarım Zoom'daki herkes de şey yapıyordur, görebiliyordur şeyi sunumu. Öncelikle bu büyüme deyince neyden bahsediyoruz? Aslında şuradan başlamak lazım herhalde. Ekonomik büyüme şu anda hem ekonominin hem de politikanın yani seçtiğimiz insanların en başta gelen başarı kriteri olarak önümüzde. Yani ekonomiyi büyütmeyi vaat edenler ve bunu başaracağını seçmeni ikna edenler seçilebiliyor demokrasilerde. Demokrasi olmayan rejimlerde de ya da yarı demokrasi olan rejimlerde de yine de bu hep bir şey, en temel vaat. Ekonomide büyüme sağlamak çünkü bir yandan zenginleşme, bir yandan da yani genel olarak ülkenin zenginleşmesi ve evet burada birim ülke temel olarak ülkenin zenginleşmesi ve bunun da hani varsayım olarak ülkenin bütün nüfusuna bir şekilde yansıyacağı şey yapılıyor, varsayılıyor ve bu şekilde bir vaatle bütün politikacılar karşımıza geliyor. Bütün ekonomistlerin derdi de bu büyümeyi sağlamak vesaire. Ama tabii burada klasik ekonominin ve kapitalist ekonominin temel şeyi temel olarak atladığı, ihmal ettiği durum sınırlı bir dünyada yaşadığımız. Sonuçta bütün bu ekonominin bir materyal temeli var. Bu materyal temel de dünya. Bütün kaynaklarımızı dünyadan alıyoruz. Bu ekonomik büyüme için yürüttüğümüz bütün faaliyetlerde oluşturduğumuz bütün atıkları da yine dünyaya gömüyoruz. Bir şekilde işleyerek, işlemeyerek, geri dönüştürerek, dönüştürmeyerek vesaire. Sonunda her şeyin geldiği yer dünya, her şeyin gittiği yerde dünya. Oluşturduğumuz her şey eninde sonunda dünyaya geri dönüyor. Geleneksel şeyde topraktan geldik, toprağa gidiyoruz ya, yani ekonominin temelinde de aslında aynı şey var. Çünkü enerji dışında, enerji giriş çıkışı dışında dünya kapalı bir sistem. Buradan dünyadan dışarı anlamlı bir madde çıkışı yok. Dünyadan içe dünyaya gelen de anlamlı miktarda bir madde girişi yok. Dolayısıyla ne yapıyorsak dünyanın içinde yapıyoruz. Ama ekonomi bunu görmeyi reddediyor. Bunu ilk problematize eden, ilk sorunsallaştıran bilim şeyi, ekibi 1972 yılında MIT'den, Amerika'daki şeyde, MIT Üniversitesi'nden Dennis Meadows ve arkadaşları ilk defa aslında bunu bir modele koymayı şey yapmışlar, akıl etmişler. Aslında Roma Kulübü diye bir düşünce kuruluşunun ki kurucuları işte iş insanları, yüksek düzeyde bürokratlar ve işte şeyler gibi yine Dennis Meadows vesaire gibi akademisyenler.
Onlar böyle bir modelin oluşturulmasını, böyle bir çalışmanın yapılmasını sipariş ediyorlar kendilerine. Ve onlar da sistem dinamiği çerçevesinde bir şey oluşturuyor, bir model oluşturuyorlar. Bilinmeyen bir şey değil model, ama bunu ilk defa dünya ölçeğine, küresel ölçeğe yapıyorlar, uyguluyorlar. Burada grafiğin iki ucunda gördüğünüz kaynak ve yutak ya da kuyu dünyanın kendisi. Dünyanın kendisini, aynen biraz önce anlattığım gibi, bütün kaynakların içinden geldiği ve bütün atıklarımızın da sonunda içine gömüldüğü bir kaynak deposu ve kuyu olarak aynı zamanda şey yapıyorlar. Ve arada olan bütün şeyler, bütün prosesler, ekonomik değere de yol açan, ekonomik değeri oluşturan bütün prosesleri de böyle bir akış şeklinde gösteriyorlar. Yani kaynakları alıyoruz, dünyadan çıkarıyoruz. Bu kaynakların bazıları yenilenebilir. Yani dünyanın belli bir birim zaman içinde, işte yıl diyelim ya da mevsim diyelim, o zaman içinde yeniden üretebildiği kaynaklar. İşte gıda, mesela tarım yapıyorsak topraktan gelen yenilenebilir bir kaynaktan bu tarımı yapıyoruz. Bu kaynaklar ama yenilenme hızıyla sınırlı. Öteki taraftan işte madenler, metal vesaire gibi bildiğimiz bütün şeyler de yenilenemeyen kaynaklar. Bizim için anlamlı bir süre içinde, anlamlı bir zaman içinde dünya tekrar onları yeniden oluşturamıyor. O yüzden de bunlar da yenilenemez kaynaklar. Onlar için de sınır toplam miktarları, yani biz çıkardıkça bunları tüketiyoruz. Kömürü çıkardıkça toplam miktarı azaltmış oluyoruz. Bunlar yerine anlamlı bir süre içinde şey yapılamıyor, konamıyor. Bu çıkardığımız kaynakları, dünyadan aldığımız kaynakları işleyerek gıdaya, malzemelere, yakıta vesaire, yani bizim ihtiyacımız olan şeylere dönüştürüyoruz. Bunların ticari değeri de var. Bunları kullandığımızda bir şekilde atık haline geliyorlar. Bu atığı da bir şekilde, dediğim gibi, işleyerek, bertaraf ederek ya da etmeyerek tekrar dünyaya geri koyuyoruz. Ama dünyadan kastımız mesela burada sadece yeryüzü değil. Örneğin kömürü çıkardığımızda ve yaktığımızda karbondioksit ve diğer sera gazlarını atmosfere de gömüyoruz. Dolayısıyla da işte bu eşikleri, sınırları, dünyanın onu tekrar geri kazanma kapasitesini aşmadığımız sürece sorun olmayabilir, ama aştığımız için şimdi iklim değişikliği oluyor. Örneğin bunu bütün atıklar ve kirleticiler için şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Bir fabrika bütün işlemleri sonucunda toksik atığı bir nehire veriyorsa, o nehrin debisi belli bir şeyin üstünde değilse, belli bir miktarın üstünde değilse, o nehri kapasitesini aşmış ve dolayısıyla o çevredeki bütün canlıları zehir etmiş olur. Aslında şöyle öyle bakınca çok basit bir şey, model. Buna girmeyeceğim. Bunun biraz daha hesap anlamında sürdürülebilirlik denilen şeyi Herman Daly tanım olarak yapmış. Aslında biraz önce söylediğimi hesaba koyuyor. Yani kaynakları yenilenebilir ya da yenilenemez olmasına göre bir şekilde birim zaman içinde ne kadar şey yaparsak, ne kadar kaynak çıkarırsak sürdürülebilirlik sınırları içindeyiz diyebiliriz. Ne kadarın üstüne şey yaparsak, üstüne çıkarsak artık mikrofon kapandı sanırım. Biz sizi duyamıyoruz. Şu an devam edelim mi? Geliyor mu ses? Şimdi geldi. Geldi. Tamam. Bu biraz daha hesap meselesi olduğu için şimdilik bunu geçiyorum. Bir yandan da ama şöyle bir durum var. Biz ekonomik büyümeyi ya da nüfus büyümesini ifade ederken hep işte genelde belli bir zaman birimi içindeki büyüme oranından yüzdelerle ifade ediyoruz. Yüzdelerle ifade ettiğimiz ve her sene, her zaman biriminde birbirini takip eden büyümenin adına üstel büyüme deniyor. Yani bu lineer olarak artan bir şey değil, üstel büyüme.
İşte önce önemsiz görünebilir. İşte %1, %2 büyüme, hani bir seneden ikinci seneye şey olmayabilir. Çok önemli görünmeyebilir ama bunu 10 seneye, 20 seneye, 40 seneye, 50 seneye yaydığımızda baştaki duruma göre çok daha büyük bir miktara ulaşmış oluyorsunuz. Ve sınırlara giderek, eğer sınırların olduğunu varsayıyorsak, ki model bunu varsayıyor, sınırlara giderek daha hızlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Bunun bir şeyi de var, bir formülü de var. İşte belli bir büyüklüğün ikiye katlanma süresini yıl nezdinde 72'ye o oranı 72'yi o orana bölerek şey yapabiliyor. Yani %1'lik yıllık %1'lik bir büyümeden bahsediyorsak ikiye katlanma süresi, yani birin iki olma süresi 72 yıl sürüyor. Bunu %10'a çıkarırsak, ki çok uzun yıllar boyunca Çin'in mesela ekonomik büyümesi %10'lar civarında oldu. Türkiye için genel büyüme işte %3 ile %5-6 arasında, bazı yıllar en çok olduğunda %7-8 olabiliyor. %10'a çıkardığımızda 7 yıl içinde toplam ekonomik büyüklüğün ikiye katlandığını şey yapıyoruz, görüyoruz. İşte %3, %4 dersek de işte 20, 24 yıl ve 20 yıl gibi bir şeyle elimize geliyor. Yani her 20 yılda bir ekonomik büyüklük, eğer %3 sabit olarak her yıl büyürse, her 24 yılda bir ikiye katlanmış oluyor. Bu büyümenin ikiye katlanmış olması demek, en baştaki grafiğe geri dönersek, bir o kadar fazla kaynak çıkarmamız dünyadan ve bir o kadar fazla atık gömmemiz anlamına geliyor. Yani 20 yıl içinde, 24 yıl içinde eğer %3 sabit büyüme varsa, iki katı daha, 24 yıl öncesine göre iki katı daha fazla kaynak çıkarıyoruz, iki katı daha fazla atık gömüyoruz. Aradaki proseslerde yapabileceklerimizi, verimliliği falan, tabii onu şimdilik şey yapmıyor, söylemiyor. Yani sadece temel şeyi olarak. Yani bir Nijerya nüfusu gibi bir örnek var. Nüfus için de bunu söyleyebiliriz. 1950 yılında Nijerya'nın nüfusu 36 milyonmuş. 2000 yılına geldiğimizde 125 milyon olmuş. 2023'teki tahminde 231 milyon. Yıllık ortalama %2,5'luk bir nüfus artışı var. 29 yılda bir ikiye katlanıyor ve bu sürüyor. Halen Nijerya'nın nüfus artış hızı düşmeden devam ediyor. Yani her 29 yılda ikiye katlanıyor. O yüzden 2029'da yaklaşık 250 milyon, 2058'de de yaklaşık 500 milyon olacağı varsayılıyor. Sınırları sabit ama Nijerya'nın. Dolayısıyla bu mümkün müdür? Ya da mümkünse nasıl mümkün? Nijerya çok da istikrarlı bir ülke sayılmaz. Petrol zengini bir ülke. Afrika'nın en büyük nüfusu olan ülkesi. Ama sınırları sabit. Kuzeyi çöl, işte büyük bölümü tropikal ve yağmur ormanı. Güneyi de işte Gine Körfezi, okyanus. Dolayısıyla böyle bir hani şey içindeyiz. Bu aslında nüfus konusuna baktığımızda, işte Türkiye özeline baktığımızda nüfus artış oranı düşüyor. Dünya geneline baktığımızda yine nüfus artış oranı düşüyor. Burada biraz daha hani bir süre sonra sabitleşecek ve böyle bir sorunumuz çok fazla kalmayacak gibi bir şey var. Ama bunu ekonomik büyüklükle şey yaparsak, çarparsak, yani kişi başına gelirle çarparsak, o gelirin artışı ekonomik büyüme için sürekli bir itki olduğu için bu sınırlara bizim yine de giderek daha hızlı ulaşmamızı şey yapacak, neden olacak denebilir. Şimdi eğer bir sistemin, bu elimizdeki örnekte dünya, aşılabilir ya da aşınabilir sınırları varsa, aşınabilir kasıtsa da eğer bir taşıma kapasitesinden bahsediyorsak dünyanın, bu sistemi sürdürmekte aşınabilir. Yani bu kapasitenin düşmesi de mümkündür. Böyle bir sınırlar olan bir sistem içinde, sistemden bahsediyorsak ve bu sistem içinde sürekli ve üstel giderek artan, şu şekilde grafikte gördüğünüz gibi giderek daha hızlı artan bir büyüme itkisi, motivasyonu, güdüsü varsa, bir yandan da bu büyüme etkisini sistem sınırları içinde tutmak üzere tepki vermekte gecikiyorsak, yani büyümeyi azaltmak, durdurmak, küçülmeye çevirmek, azalmaya çevirmek gibi bir şeye tepki veremiyorsak, o zaman
eşik aşımı dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Yani sınırı aşıyoruz. Sınırı işte mavi çizgiyi yani burada gördüğünüz aştığımızda bir süre daha artışa devam ediyor. Ondan sonrasında bu dinamiği prensiplerine göre bir çöküşe geçmesi, o büyüklüklerin çöküşe geçmesinden bahsediyoruz. Bunu ilk aslında ortaya koymuştu. Bir bakteri işte kolonisine besin verdiğinizde, besin bir miktar besin verdiğinizde o besini tükettikten sonra çoğalmaya devam ediyorlar bir süre. Ama o besin artık daha fazla çoğalamayacak duruma geldiklerinde de hep beraber ölüyor. Çöküşten kasıt biraz bu. Neyse bu biraz da aslında işin felaket tellallığı kısmı vesaire ama yani ben oraya çok girmek istemiyorum. Sadece şunun için söyledim. Küçülme önerisinin arkasında aslında dünyada böyle bir dünya ekonomisinin de böyle bir sistem dinamiği içinde olduğunun kabulü var. Yani diyor ki küçülmeciler yani eğer biz kendimiz kontrollü olarak ve hayat standartlarımızı koruyarak, iyi yaşamı koruyarak küçülmezsek zaten sistem kendiliğinden bizi bu çöküşe ve küçülmeye götürecek. Bunu kontrollü mü yapacağız yoksa kontrolsüz bir şekilde sistemin bunu kendi kendine yapmasını mı şey yapacağız, bekleyeceğiz? Sonuçta özetlemek gerekirse sınırlı bir dünyadayız. Bu sınırlı dünya içinde nüfusta da az ama yine de ya hala bir artış eğilimi var. Nüfus ve maddi ekonomide, materyal ekonomide bir üstel artış eğilimi var. Ve bu artışa sistemik bir desteğimiz var. Yani toplumsal sistemimizin ve ekonomik sistemimizin bir desteği var. Bu hem psikolojik destek, yani hiçbirimiz büyümenin olmadığı, gelirlerimizin artmadığı, yıldan yıla daha iyi yaşayabileceğimiz tırnak içinde bir şeyin olmadığı bir durumu kabul etmek istemiyoruz. Bu psikolojik ve mümkün olduğunu düşünmek istemiyoruz. Genelde buna tepki veriyoruz. Bir yandan da yapısal olarak da zaten hani bu bütün başarının da koşulu olduğu için tepki vermekte de gecikiyoruz içinde bulunduğumuz bu eşik aşımı durumuna. Bunu tabii destekleyen başka şeyler var, başka durumlar var. Gezegenin yani dünyanın kapasitesi belirli ama tam olarak belirleyemiyoruz. Bir kara kutu gibi. Dolayısıyla da sürekli dikkatimiz de dağılabiliyor. Yok canım öyle değil falan diye. Öte yandan yine bu ekolojik proseslerin de aslında biraz doğası gereği olumsuz sonuçlar görülebilir olarak ortaya çıktığında da harekete geçmek için çok, çok geç olabilir. İşte iklim değişikliği meselesinde hala çok geç ya da çok geç diye bir yer var mıdır o tartışılır. Ama iklim değişikliği meselesinde en azından tepki vermekte, bildiğimiz zamana göre tepki vermekte geç kaldık. Ve şu anda olumsuz sonuçları mesela giderek daha fazla şey yapıyoruz, görüyoruz. Buna bu sistem dinamiği tarafından da bakmak mümkün. Ancak bir de şöyle bir ekonomiyle bağlantılı durumunda kapitalist, endüstriyel kapitalizmin genel mantığı işte o akışta aslında bir yatırım yapıyor. Sermaye koyuyor. Her bir aşamasına bir sermaye koyuyor. O sermayeden bir çıktı alma beklentisi var. Aynı zamanda yani proseslerin sonucunda ya da her bir aşamasında bir ekonomik değer üretilmiş oluyor. Bu çıktıdan ihtiyacımız olan hani kullanılabilir malları, hizmetleri, gıdayı, kaynağı falan çıkarıyoruz ama aynı zamanda daha fazlasını çıkarmak zorunda ki bir sonraki döngüde bunu yatırım sermayesi olarak görebiliriz. Ekonomik büyüme dediğimiz şey aslında biraz bunun iteklediği, bu mantığın iteklediği bir durum. Bu bir pozitif geri besleme. Bu böyle bir döngüye pozitif geri besleme deniyor. Üstel büyümeye neden olan şey aslında bu pozitif geri besleme. Ve yapısal bir durum, bir tür sistem tuzağı. O yüzden bu sistem tuzağının içindeyiz, kapitalist ekonomiler içinde yaşarken. O yüzden de aslında ekonominin temel lineer mantığı bize girdiği çıktığı karşılaştırma. Yani bu kadar koydum, bu kadar almak istiyorum. Geri dönüşü olan şeyi. Ama bir yandan kaynak ve dünyayı kaynak ve kuyu olarak koyduğumuzda aslında bakmamız gereken şey o akış.
sadece girdi ve koydum şu kadar değil. Bakmamız ve değeri biraz onun üzerine kurmamız gerekiyor. Küçük bir örnekle sizleri iyi bildiği, yani Kazaları Derneği'nin en azından iyi bildiği bir şey olarak baktığımızda, örneğe bakarsak, bir altın olabilir, bakır olabilir. Bir metaller şeyine çerçevesinden bu şeye bakalım. Dünya bir kaynak, madenler var. İşte bu bütün metalleri altın olsun, bakır olsun, diğer metaller olsun. Kaynak dünya. Bu yenilenemeyen bir kaynak. O yüzden de sınırı toplam miktar. Çıkardığımız kadını tüketiyoruz. Oluyoruz. Ama bunun hani şu yararlı şeye gelene kadar aslında bir sürü aşama var. Önce keşif, sondaj vesaire aşamaları. Bu keşif sondaj için bir yatırım yapıyoruz. Emek işte madeni kuruyoruz vesaire ve bunun için bir enerji harcıyoruz. Bu aşamada atıklara yol açıyoruz. Elimizde er oluyor. Çıkarılmamış ama miktarını bildiğimiz metaller. Çıkarıyoruz, madencilik yapıyoruz. Bunun için bir yatırım koyuyoruz, enerji harcıyoruz. Çıktısıyla birlikte atık ve kirlilik oluşturuyoruz madencilik sırasında. Çıkardığımız cevheri nakliye taşıyoruz bir yerlere ya da taşımadan işliyoruz, işledikten sonra da taşıyoruz. İşte altın vesaire üzerinde bunu işte liç yöntemi, siyanür liç yöntemiyle ciddi miktarda bir atık kirlilik oluşturuyoruz ama bunun için de ciddi bir yatırım yapıyoruz ve enerji harcıyoruz. Elimizde madde olarak kullanabileceğimiz oluyor. Bunu imalat prosesine soktuğumuzda fabrikaya gönderdi. Bunun için de tabii ki ciddi bir yatırım yapıp enerji harcıyoruz ve atık ve kirlilik oluşturuyoruz. Elimizde artık kullanılabilir alete tabi olabilir. Mallar oluyor. Altın özelinde bu külçe olabilir. Ziynet eşyaları olabilir, elektronik devrelerde kullanılan şeyler olabilir, malzeme olabilir falan falan. Bunları ticarete ve tüketim aşamasına soktuğumuzda işte ekonomik değeri aldığımızın karşılığında olan şeyi hepsinin tam olarak görüntülen her bir aşamadaki o zaman bir çıktı olarak bir ekonomik değer alıyoruz. İşte bir önceki şeyde gördüğümüz bu oraya gelmedi. Geliyor acaba. Geç gibi. Ya. Burada gördüğümüz endüstriyel çıktı olarak gördüğümüz şey o. İşte o çıktının o kadar büyük olması gerekir ki bir yandan evet bu mallara, hizmetlere vesaire yol açmış olsun. Bir yandan da bir kısmının hem yatırım sermayesi olarak yeni sürece geri döndürülmesi lazım. Yani şu altta gördüğünüz bütün o dolar iyi işaretlerinin toplamından fazla olması lazım. Hem de aynı zamanda buradan kar elde edebiliyorsa ve bir kar maksimizasyonu yapılıyorsa oradan toplanan şeyler paydaşlara da hissedarlara da kar payı olarak da aktarılabilsin. Ve bu her sene daha fazla olabilmesi gerek ki bir ticari işletmenin başarısı da bir yıl içinde ne kadar büyüdüğüyle, karlarının ne kadar büyüdüğüyle şey yapıyor, ölçülebiliyor. Her neyse atık hali, mallar kullanıldıktan sonra atık hali geliyor. Atıkları metal örneğinde geri dönüştürmek de mümkün. Yani geri dönüşüm hep çevreci olan bir şey olarak. Ama o geri dönüşümün kendisine de bir yatırım yapmak ve enerji harcamak, o geri dönüşüm sürecinde de bir atık ve kirlilik oluşturmak gibi bir durum var. Şöyle bir şey var. Sıfırdan oluşturmaktansa geri dönüştürmek ihtiyaç duyduğumuz malzemeyi hem çevresel olarak hem de ekonomik olarak daha uygun. Ve dünyanın iki tarafında da daha az baskı yaratmış oluyoruz. Baskı yaratmamış olmuyoruz ama geri dönüştürdüğümüzde. Daha az baskı yaratmış oluyoruz. Sonunda bunu da beceremediğimiz miktarı bertaraf ediyoruz. Ve dünyaya tekrar gönderiyoruz. Burada tabii bütün atık kirlilik olarak gördüğünüz her bir şey dünyaya gidiyor. Haliyle çok karıştırmamak için grafiği oradan okulları koymadım ama bu atıkların tamamı dünyaya gidiyor.
bir şekilde işleyerek, geri dönüştürerek, bertaraf ederek ya da etmeden dünyaya şey yapıyoruz, gönderiyoruz. Bir yandan da hani enerjiyi görüyorsunuz. O enerjinin nereden geldiğiyle bağlantılı olarak da aynı grafiği o enerjinin elde edilmesi için de yaptığımızı ve oradan da ciddi bir hani oraya da ciddi bir yatırım yapıldığını ve ciddi bir atık oluştuğunu unutmamak gerekiyor. Daha yeni bir şey ise, yeni bir ortaya çıkan durumun yeni bir şeyi ise, görseli ise işte Stockholm Resilience Center tarafından yapılmış olan Planetary Boundaries, yani gezegen eşitleri çalışması. Burada da ayrıntısına girmeyeceğim. Yani çünkü süremin de sonuna şey yaptım, sonuna geldim. Burada da yol açtığımız hem kaynak kullanımı hem de oluşturduğumuz kirlilik ve bunun yol açtığı sonuçlar anlamında gezegene belli şeyler, 9 tane farklı değişken belirlemiş. Bunu yürüten, bu hesaplamayı, modellemeyi yapan ve hesaplamayı yapan bilim insanları. Bu en son Eylül 2023'te yaptıkları güncellemede belirledikleri 9 eşiğin 6'sında bu eşikleri, güvenli durum eşiklerinin aştığımızı gösteriyor. İlk oluşturdukları sene 2009. 2009'dayken iki değişken sadece aşmış görünüyordu hesaplamalarına göre. İşte 3 tanesinde falan da hesaplama yapılamamıştı. Hesaplama yapılabilmiş, artık hesaplaması yapılabilmiş olan bütün şeylerde de sınırların aşılmış olduğunu buldular. 2023'te çıkardıkları modellemede. Ve bunlar yıldan yıla tabii ki birikimler vesaire şeyinde giderek daha harekete geçilmediği sürece giderek daha beter hale geliyor. İşte bu gezegen eşikleri eğer böyleyse Kate Raworth'un ve Stockholm Resilience Center'ın yaptığı bir şey. Peki bu gezegenin sınırları içinde biz güvenli ve adil bir insanlığın güvenliği, adil ve dolayısıyla iyi yaşamı nasıl sürdürmesini nasıl sağlarız gibi bir şeyleri var. İşte insanlığın gereksinimlerine işte gıda, su, gelir, eğitim, demokrasi, şeyler, işler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi. Yani ihtiyaç duyduğumuz kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik bir yaşamı gezegenin sınırlarına saygı göstererek o sınırların içinde kalarak nasıl yaşayabiliriz gibi bir birleşik kavram oluşu. Buna da simit ekonomisi ya da donut, yani şeyde Amerikanların bu ortası boş olan şeyleri vardır ya, donut ekonomisi Türkçe'ye simit ekonomisi olarak şey yapıyor, çevriliyor. Temel derdimiz bu aslında. Bu büyümenin eleştirisini getirirken bir yandan da aslında İyi yaşam dediğimiz, toplumsal olarak iyi bir yaşamı nasıl kurgularız? Temel derdimiz bu. Benden sonraki konuşmacılar da işte biraz bunun üzerine şey yapacaklar. Değinecekler. Daha fazla şey yapmadan ben ikinci konuşmacımızı küçülme kavramının temellerini anlatmak üzere ikinci konuşmacımız olan Ricardo Mastini'ye ben sözü devretmek istiyorum. Hı? Hi, thank you very much. I'll try and share my slides. Oh, share screen. Ricardo, Okay, sen de so the kendini host tanıtarak başlayalım. disable participant screen sharing, I read. Will you share my slides? Ricardo ile beni de co-host yaparsanız herhalde en kolayı olacaktır. Hayır, kendi paylaşacak ama Şu an o host durumunu. host onu değilse evet, şimdi host Okay, yaptım. great. I'm co-host now. Let's see if I can share my slides.
Okay. Do you see my slides? Yeah? Great. Okay. So if I speak too fast, please, interpreters can tell me to slow down. I'll try to keep it within 20 minutes. So I'll be speaking until, 1:30 my time, Central European time. I guess it's a 3:30 over there. Okay, so without any further ado, I'll introduce briefly myself. I am a researcher at the Polytechnic University of Milan, and I hold a PhD in ecological economics from the Autonomous University of Barcelona, where I have been working on the concept of degrowth with Yorgos Kallis and Jason Hickel. And today I'll be briefly walking you through the main tenets of degrowth, and also some of the pivotal policy proposals. So let's start by framing a bit our discussion in terms of the need for degrowth, because if we observe long-term trends at the global level, we see that GDP growth is strongly correlated with an increase in the material footprint and carbon emissions. With carbon emissions at the global level, we see a small relative decoupling happening at the turn of the millennium. But as I will be explaining to you later, this relative decoupling is far from the targets that we need to aim at. And indeed, the material footprint and the carbon emissions that I was talking about are the result of the increase in total energy consumption that is, as you can see in the graph, driven once again by GDP growth, or to be more precise, there is a strong correlation between these two variables, even though we don't know which one drives the other. However, there is one thing that is not coupled with GDP, and that is well-being. At least that is true past a certain threshold of average income for a country. And therefore, we can argue that economic growth is necessary up to a certain point, but past that critical threshold that we'll be discussing more about later, we see that there is no correlation anymore between GDP and other indicators that look at human development from a more holistic perspective. So here you can see some examples, both at the global level and with the US and the UK, two countries for which we have plenty of data in terms of life expectancy, personal happiness, access to basic services and stuff like that. And why is that? The main reason I would argue is because GDP growth is very unevenly distributed, meaning that when we observe the distribution of essentially which social classes reap the fruits of this economic growth, we find that the bottom 90% captures very little of annual wealth growth, annual GDP growth, whereas if we move towards the richest groups, so the top 1%, we see that there is an exponential, let's say, growth in their ability to capture the fruits of that wealth creation. So over time, we can argue that GDP growth drives an increase in social inequality, because if the rich get richer and the poor don't get richer, well, then over time, an increase in GDP growth is not lifting people out of poverty or increasing the opportunities of the middle class, but rather is driving even more apart social classes. And related to this concept, we should place at the center of our analysis on degrowth how or whether
growth that can help us lift people out of poverty, because one of the main arguments that we hear around in favor of growth is that there is still poverty in our society or at the global level, and therefore we need growth. However, as Jason Hickel proves quite persuasively in his last two books, the distribution of economic growth that we saw in the previous slide is just so skewed in favor of the rich that to essentially try to lift people out of poverty by just leaving them the crumbs of that wealth creation would entail a mad logic of increasing the global economy at a rate that is absolutely unsustainable from an environmental point of view, just to lift people out of poverty at a rate that is too slow. So essentially, to eradicate poverty at $5 a day, as it's stated here in the quote, we would need to increase the global economy by 175 times. And since we are already now facing a planetary collapse because of the global economy at its current size, the idea that we could increase that 175 times is absolutely mad. So essentially here, the question is, how do we tackle global poverty without depending on growth? And I'll be talking more about that in the latter part of my presentation when we get into the how of the growth. So how to implement the growth. As we were looking at the distribution of wealth in our society, and we saw how polarized it is, the same applies for carbon emissions. These figures are by now widely discussed also at the public level, at the societal level. This graph comes from an Oxfam report that came out a few years ago that then get tweaked every year, but more or less the figure stays the same, meaning that the richest top 10% of the global population is responsible for more than half of carbon emissions. So as there is a strong correlation between GDP growth and an increase in social inequality, we also find that there is a strong correlation between social inequality and the responsibility for the climate crisis. So once again, we have an economic system that is working in favor of an already very rich minority that in itself is the cause of the planetary collapse. So you understand that basically through the link of inequality, we can directly connect GDP growth to the ecological predicament we find ourselves in. This slide is an important one because it points to the nuke of the matter, meaning that when we talk about the ability of greening growth, we have to be very careful at what we are referring to, because the idea of green growth argues that we can keep on increasing GDP and at the same time decrease carbon emissions, and therefore we can have our cake and eat it too. However, we should be precise. We should qualify the statement of we can lower carbon emissions while growing the economy. Because while it's true that some countries at the global level, very high income countries, for example, Scandinavian countries, have in recent years observed a decoupling between GDP growth and carbon emissions, that decoupling has been relative. So as you can see, we have in the slide that yellow line that points to relative decoupling. So we have GDP that goes up and carbon emissions that go up as well, but at a lower rate. Now, is that good news? Well, we can argue that it's good news in the sense that we are transitioning, let's say, our economy towards the service sector. So kind of high added value sectors. We depend less on energy use. However, that relative decoupling is not enough to meet our climate targets. It's like
we are driving into a wall just at a slower speed than we were before, but that is not going to prevent us from driving into the wall. What we are aiming at is a form of absolute decoupling, meaning GDP. So let's say in the best possible scenario of a green growth scenario, if that thing was possible, if green growth were a thing, then what we would, let's say, want from green growth is an absolute decoupling, meaning GDP goes up while carbon emissions go down, not go up at a lower rate, but actually go down. However, as you can see in the slide, there is another line at the bottom of that one, a green line that I call sufficient absolute decoupling. And what I mean by sufficient absolute decoupling is that that degree of decoupling of reduction of emissions is in line, with our climate targets. So you see the dotted red line, that is the planetary boundaries. We can assume that is, you know, the Paris Accord target of limiting global warming to no more, up to, let's say, no more than 1.5 degrees Celsius. Then the question here is, are our climate policies allowing us to meet that target? So at that point, we can be happy, we could be satisfied with green growth only if we were, yes, able to grow GDP, while at the same time reducing emissions below the dotted line. So let's say staying within the planetary boundaries. And the bad news here is that no countries around the world has ever attained that, not even by a wide margin. So green growth is a theoretically appealing concept that helps, you know, policymakers get out of the conundrum of how do you keep on growing the economy while saving the planet. But the truth is that when we look at the data, there is no evidence of this happening anywhere in the world. So remember that when you hear the good green growth news, usually it has to do with relative decoupling, not sufficient absolute decoupling. And that's what we need to aim for. And in this slide, I am making use of the concept of donut economics that was already mentioned during the previous presentation. So essentially, the idea here is that we should hit that sweet spot, meaning the upper left corner in the slide, in which we have, a full human development. So we have all social targets being met by a country, while at the same time, no ecological overshoot of any of the planetary boundaries. Okay, because if we move towards the right of the graph, we have an increase in our ecological overshoot, and as we go upward in the slide, we have an increase, let's say, in social satisfaction. Okay, so you have countries up there, the Netherlands, Germany, Scandinavian countries, the United States, etc., that have a very high level of human development, but at the same time, their average carbon footprint is way out of scale. So that's why they drift towards the right of the graph. Whereas, you know, you have countries in the so-called global south that are indeed, let's say, towards the left of the slide. So they are in a way within their safe planetary boundaries, within their, let's say, fair share of appropriation of ecological global commons, while at the same time they don't meet that levels of human development that are satisfactory from a perspective of human development index, genuine progress indicators, and other, let's say, aggregate indexes that we can take as a reference point. So essentially, what we need to do is drive all countries towards that sweet spot at the upper left-hand corner. And you can see that the country in the world that gets the closest to that one, I hope you can see the slide big enough, the names are very small. Anyway, it's Costa Rica, okay? So it's still falling out of that box, but it's very close to it. We can get more into the debate later if you're interested with countries rank better. There is the Sustainable Development Index. I recommend you to check out. It's a very good website where you can also look at how various countries perform. So let me get to the main concept of my presentation, meaning degrowth. So degrowth is basically the idea
that we should bring our economies back within the carrying capacity of the planet, while at the same time decreasing social inequality and improving human well-being. So those are the three core elements of the growth: sustainability, social equality, and human well-being. You cannot exclude any from the picture and still talk of the growth, okay? If you focus on only one or two of these three, then you're missing out on, let's say, what the growth aims at, because any of these elements is central, let's say, to the growth vision. So the growth in itself, which is a problematic terms that many people take issues with, it's of course in itself a very provocative term, because just like infinite growth is not sustainable, at the same time we can say that infinite degrowth is not desirable. Okay, so the growth phase is a very, let's say, specific transition phase that we envision, in which basically we bring, if you see in the slide, we bring the economy back into the carry capacity of the ecosystems, but then let's say we stop the growing, we stop bringing the graph down once we are within, let's say, the corridor between carrying capacity of the ecosystems and decent living standards. So once we have brought our economy back into that corridor, which is essentially the same representation of the box in the previous slide, then at that point, we need to talk about a steady state economy. So how do we maintain our economy within that corridor? Okay, so the growth is just a transition phase towards a steady state economy. And with the term post-growth, we refer, let's say, of these two phases together. This is just an attempt, let's say, to articulate these three terms: the growth, steady state economy, and post-growth, which oftentimes get confused or get juxtaposed, or, you know, there are misunderstandings between scholars and practitioners of the various, let's say, groups. Essentially, this is how we can articulate the three of them in harmony. Okay. So the growth involves the reduction of the things that destroy planetary life and undermine social equity, while at the same time, it involves an expansion of the things which could prevent planetary destruction and social injustices. So the growth is not about degrowing, about shrinking everything. It's about a selective degrowth. It's about what are the social practices, the social values, the economic institutions, the policies that we want to reduce, and what are the ones we want to expand. So the growth involves the decrease of certain things and the expansion of others. So it's not indiscriminate reduction of everything. That would in itself be an undesirable goal. So here in the slide, you just see some, let's say, of the main values that we can use to characterize this reduction and this expansion. And I want to read all of them, but as you can see, they were categorized both in terms of transactions with nature, so let's say relationship between humanity and nature, social interaction between persons, so what are the, let's say, the social practices within our communities, then what are the structures, meaning also the institutions, and then the last row is about inner being. So it's about the values that we need to foster, we need to cultivate in order, in a way, to underpin this societal transformation that I've been telling you about. If these concepts seem a bit abstract, because essentially they are mostly, let's say, values, they are, let's say, philosophical aspirations, then let's try to get into the how of the growth. So what are some of the policy, the more hands-on approaches that we need to bring about the growth? So if our objective is to actively decouple well-being from growth, okay, so essentially if we want to increase human well-being in a context of degrowth or post-growth, let's say of absence of economic growth, then what are some of the key policies? Well, the first one is universal basic services of education, healthcare, public transport, etc. So essentially allowing people to live a decent life without depending on privatized essential services. Which in itself is also the reason why people cling on to so desperately to the idea of growth, or why they're so happy when they read in the news that the economy is growing, not because they care about, let's say, growth in a sort of abstract
abstract notion. You know, most people don't even know what actually economic growth means. You know, if they were faced with the question of like explain what economic growth is, they would not know how to answer, because actually most economists would not know how to answer, because it's a very complex, let's say, kind of epiphenomenon, you know, economic growth. But people are happy when they hear about economic growth, because if they depend on their income, on their access to the job market, to their ability to work full time at high wages in order to just sustain themselves and their families, to send their kids to school, to take their elderly parents to the hospital, to get around the city through pub, to move around, or, you know, to have a roof over their heads and a warm house and stuff like that. If all that is privatized, then it's evident that I need income, I need money in order to access the services. But if we decommodify them, if we provide these basic services as a universal right, so all citizens, all residents of a place, of a country, of a community, can then access this as their right, as their human rights, then at that point, their dependence on, let's say, the functioning of, or rather of the growth of the economy, then it kind of ebbs away. So if you just leave, let's say, to people to use their disposable income for the superfluous purchases of life, let's say, for what is non-essential, then at that point, you can articulate also a public discourse of, let's say, transition beyond growth that will not tackle the ability of people to live a dignified life, because their basic services would be guaranteed. Connected to this is a reduction in the work week, because we know that our productivity is closely tied with also the ecological footprint of our let's say economic activities. Therefore, we would need to have if we have a reduction of the total economy, it means that we need to work fewer hours in order to work a few hours in a way that is fair. So meaning not people out of jobs and people that are overworked. We would need to redistribute the available work, and the redistribution of available work, it's easier if there is a reduction in working time. Okay, so work less so that everybody can work, essentially. Then I will walk you very quickly, you know, because I realize I'm already running out of time. So a federally funded, this term comes a bit from the fact that this policy is mostly articulated in the US context. So that's why it says federally funded. Some countries are not federal countries. So it would not make much sense. Anyway, job guarantee in the sense that the state guarantees a job to whoever is out of the job market, whoever cannot find a job in the, let's say, in the private sector, and or in general, or even, you know, in the nonprofit sector, but in the sense whoever cannot get a waged job. There are certain an incredible amount of work in our society that needs to be done, especially having to do with care of the elderly, of the disabled, of the children, and care of the ecosystems. So restoring ecosystem, planting trees and stuff like that. So essentially all jobs that have a strong, let's say, societal value, but at the same time tend to drive, tend to be not, let's say, not to have high economic returns. So they tend to be marginalized by the private job market. So essentially, everybody has a right to work doing something that is societally desirable. Then there is the idea of a minimum basic income that is already a more widely discussed concept. So I want to tell you more about it. I'm sure that you are familiar with it. And then the second point of the growth, and this is my last slide, has to do, as I was telling you before, about reducing material energy throughput. So the previous slide, the policies were how to increase human well-being while shrinking the economy. Now the question is, how do we reduce material and energy throughput while still maintaining, you know, let's say, a viable economy that is shrinking but is still, you know, functional? So here the policies have to do, for example, with scaling down ecologically destructive industries, you know, such as fossil fuels extraction, intensive industrial animal agriculture, the use of, you know, extremely carbon intensive sectors like private jets, fast fashion, production of SUV and stuff like that. Then second policy proposal is ending planned obsolescence and food waste, which are essentially sort of built-in elements of our economic system. So our economy
can keep on growing only if we have a high level of, let's say, waste creation. So essentially, if we can not be efficient in our use of our resources, so to speak. If you buy something and it lasts a lifetime, that's not good news for the economy. So you need to buy a TV set that is going to break down in, you know, 3 years' time. Or, you know, like you need a food system that is already geared in order that you waste 30% of your purchases, so that you just need to go back and buy more. Then the third policy proposes has to do with reducing advertising, because that is a multi-billion dollar sector that every year pushes, nudges people to consume more and more. So it's all the whole argument about the fact that the growth is unnatural because people want more and more. Well, that kind of is a bit at odds with the fact that at the same time we need to invest so much every year to just advertise people to buy stuff. If people really like were wanting to buy all the time stuff, well, probably we would not need advertising. So rethinking also this sort of like social pollution that arises from having our cities plastered with reminders that you need to consume to be a good good citizen. Then shifting from ownership to usership, so not so much the ownership of the good, but rather your ability to access the good when you need it. So finding ways to share it at a local level, at a family level, at a community level, and so essentially again shifting away from the want of the object itself and towards the ability to satisfy your needs. The point of having governments create money rather than banks, of course, it's a big topic, has to do, you know, with sovereign money and with rethinking the way in which a monetary system works. I won't get into that because I definitely don't have time for that. If there is interest, and we can talk about it later. Then moving towards a cooperative and steward ownership organizations, so essentially away from privately owned, profit-seeking, private, let's say, firms, companies that essentially, of course, put growth at the center of their mission. And then, well, as I was saying before, already reducing income and wealth inequality, for example, by introducing a minimum and a maximum wages, so nobody should earn less than a certain amount for their work, but at the same time, nobody should earn more than a certain amount, because we do know that that economic growth, then if it allows, you know, if it allows the rich to get richer, then it will drive society apart further and essentially work against the social objective that the growth has. And then last but not least, is about reparations, is about debt cancellation, is basically about how we think at the really at an international level, because so far I've been talking very much at, let's say, the national level, how we rethink also the global level, the interaction between countries, between the global north and the global south, and how, you know, core countries still plunder periphery countries through, let's say, neocolonial practices, and how so financial debt is a very strong tool in order to maintain the global south countries captive to, let's say, a global economy that still very much works in favor of core economies. So essentially how there are forms of compensation for the ecological debt that the global north has towards the global south, and at the same time how we free the resources, the human resources of the global south to work for themselves, you know, how they recenter the economy on meeting their social needs, their community needs, rather than serving, let's say, financial sector that through debt has essentially been funneling incredible amount of wealth still to this very day from the global south to the benefit of the global north. I'll leave it at that, and I'm happy to answer any questions or, you know, have a discussion with you later. Thank you. Çok teşekkürler Ricardo. Degrowth'un önerilerini böyle bir şey olarak da paket olarak sunduğun için bunun üzerine konuşmaya ve tartışmaya devam edeceğiz. Ve bunun bir boyutunu özellikle işin bakın hani iyi yaşam boyutunu ve bu anlamda ekolojik ve sosyal politikalardaki yansımasının nasıl olabileceğini anlatmak üzere ben şimdi sözü Burcu'ya veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir özür dilemek isterim kendimi size tanıtmadan önce. O da esniyorum çünkü bir ilaç alıyorum. Onun da yan etkisi uyku.
bu hastalığı geçirmek için uyuman gerekir diyor herhalde. Sürekli esniyorum, lütfen hani bu nedenle olduğunu bilin, yanlış anlamanızı hiç istemem. Ben Burcu, kendimi nasıl tanıtabilirim? Öncelikle kuş gözlemcisi olarak tanıtırım. Kimya, yerlik mesleği okudum. Onu öğrendim, çevre ve endüstriyel kimya. Sonra kuşçu olunca doğa koruma ve eğitim politikaları alanına geçtim. Uzun süredir de bu iki alanda ve kesişimlerinde çalışıyorum. Bugün bu benim bana göre umut verici olduğunu düşündüğüm küçülme tartışmalarını da yeşil ve mor perspektiften değerlendirmeye çalışacağım olabildiğince. Hem feminist hem de ekolojik bir yaklaşımla değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü kadın hareketi, LGBT hareketi ve çevre hareketleri bugüne kadar dünya üzerindeki tahayyül edilen örgütlenmeleri ve uygulanan örgütlenmelerdeki kısıtları, eksikleri, yanlışları çok net ortaya koyduğu için küçülme tartışmalarında da bunların farkındalığıyla bu tartışmaların devam etmesinin önemli olduğu bakışıyla yapmaya çalışacağım. Birkaç farklı kavramı ortaya koymak istiyorum. Karışık gelirse lütfen dilediğiniz soruyu sorun. Çünkü karmaşık bir sistem, olabildiğince sade basit bir şekilde bu alandaki yeşil mor tartışmaları size aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlarımdan da bu konuda yardım isteyeceğim. Şimdi kitabı da getirdim. Çok kıymetli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ethem Can Turan ön sözüyle, Bengi Akbulut ön sözüyle Küçülme Yeni Bir Çağ İçin Kavram Dağarcığı kitabı var. Metis'ten çıkmış ve birçok değerli insan hazırladı bunu. Bengi Akbulut ve Ethem Can Turan ön sözünde diyor ki, senden rol çalıyorum Ethem Can, kusura bakma. Çok kıymetli bulduğum için. Bu ön sözde diyor ki, bu tartışmaları açarken daha az değil, daha başka bir dünya. Daha fazlasıyla değil, daha farklısıyla iyi yaşayabiliriz diyor. Ve bu çok son derece kıymetli. Yani daha farklı bir örgütlenme için önemli bir alan. Bu bütün bu benden önce ve benden sonraki konuşmacıların paylaşacağı. Bu farklı örgütlenmelerde de paylaşımı, sadeliği, gönüllü sadeliği, şenlikliliği, bakımı ve müştereklik kavramlarını ortaya koyuyor. Buna işaret ederken, yani farklı örgütlenme, farklı yaşam biçimlerini işaret edilirken de eğitim, sağlık gibi sadece sosyal politika değil, ekososyal politika alanlarına değiniliyor. Ben de eğitim politikaları alanından olduğum için biraz oradan, biraz başka perspektiflerden ne kastedildiğini açmaya çalışacağım sizinle. Şimdi mesele bu alanlarda, ekososyal politika alanlarında, bu alanların büyümesinden ziyade nitelikli gelişimi. Ne kastettiğimi öncelikle bir rapordan açıklamaya çalışayım size. Yakın zamanda içinde bulunduğum topluluk eğitim izleme raporu çıkardı. Bu rapora göre işte Cumhuriyet döneminden bu yana kızlar ve oğlanların yüksek öğretim öncesi okullaşması %98'leri vardı ilk öğretimde. Ne kadar büyük bir başarı. Yani %40'lardan %98'leri. Ya böyle bakarsak, büyüme olarak bakarsak bunu bir başarı olarak görebiliriz. Ama mesele nitelikli gelişim midir? Yani o %98 gerçekten eğitimin içinde midir? Ya da nasıl bir eğitim alıyorlardır sorusunu sorduğumuz zaman başka bir yere bizi götürür ve mesela eğitim izleme raporunda çok net bir şekilde meselenin büyümenin dışında olduğunu görebiliriz. Nasıl görebiliriz? Kimler eğitimin dışında sorusunu sorduğumuz zaman, kimler eğitimin içerisinde ve sistemik olarak neden eğitimin dışında sorusunu sorduğumuz zaman çok net görebiliyoruz. Neyi görebiliyoruz? Çocuklar kaydoluyorlar ama içinde değiller. Dışına çıkan çocuklara dezavantajlı damgası yapıştırılıyor. Onlar birçok emekle tekrar bu eğitim sisteminin içerisine getiriliyorlar. Ama getirilmeye çalışılan eğitim sistemi zaten baştan onları eğitim dışına iten bir sistem. Dolayısıyla sistemik ya da yaklaşım olarak bir değerlendirme, bu politika alanında bir değişiklik yapılmadığı sürece istenen hedefe de zaten ulaşılamayacağı görülüyor ki Alper'de, Ricardo da bundan bahsetti. Bu tartışmalarda görünmeyeni görünür kılmak son derece önemli. Bu nedenle feminist ve ekolojik perspektif çok kıymetli. Yine eğitimden örnek vereceğim size. Çocuk işçiliği anketi en son 2019 yılında yapıldı. Biz de eğitim dışındaki çocuklara bakarken çocuk işçiliği anketine bakarız.
Son ankette zaten zamanlaması bir sorunluydu. Çünkü Aralık ayında yapıldı. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını kaçırırsınız burada. Suriyeli aileler de dahil edildi. Mevsimlik tarım işçisi büyük bir kısmı Suriyeli ailelerden oluşuyor artık. Burada biz olanların görebiliyoruz. Yani eğitim dışında itilmişler ama çocuk işçi olarak bu anketin içerisinde görebiliyoruz. Göremediğimiz kısım eğitim dışında olan ve bakım emeği içinde olan kız çocuklar. Çünkü bu emek, yani bakım emeği işçilik olarak kabul edilmiyor ve Ricardo'nun da Alper'in de söylediği gibi bütün bu sistemin büyümesini sağlayan dışsallaştırılmış iki tane mesele var. Feminist hareket de bunu tartışıyor. Bir tanesi kadın bakım emeği. Yani toplumsal cinsiyet rolleriyle üstlenilen emek gizli. Yani şu kız çocukları göremiyorsunuz gerçekten bu şeyin içine. Göremediğiniz zaman da politika geliştirmeniz zor oluyor. Bunun içerisinde bir tane daha şey açayım size. Eğitimin içerisinde olup mikrofon kapandı yine. Şimdi duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz? Ses geliyor, evet. 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 Yani bu birazdan tartışılan meseleleri açmak için bir parantez, belki biraz dağıtıyorum ama izninizle sığınarak dağıtıyorum bunu. Yani bu yoksulluk içerisinde genelleme yaptığımız zaman büyüme odaklı sosyal politikalara bakıldığında görülmeyen bir yoksulluk daha var örneğin. Yine toplumsal cinsiyet rolleri açısından değerlendirildiğinde regl yoksulluğu. Yani birçok şey bu sistemin içerisinde, bu mevcut düzenin içerisinde gizli. Onun o gizlilik ve o dışsallaştırılmışın üstüne bu büyüme inşa ediliyor. Ve onun üstüne aslında bütün bu yaşadığımız sorunlar oluyor. Dolayısıyla yeşil ve mor bir tartışmada şunu bunu kapatarak, bu parantezi kapatarak birkaç tane kritik yaklaşımı dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi evrensellik tartışması, bir tanesi merkez tartışması, bir tanesi topluluğun sınırları tartışması. Küçülmede bunlara çok hani referans veriliyor. Dolayısıyla da benzer hatalara, benzer sorunlara düşmemek için bu tartışmalara bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken de üç tane ifadeye değineceğim sizinle. Umarım karışık olmaz. Lütfen beni durdurun, sorun açarım. Bir tanesi benden önceki iki konuşmacı da ifade etti. Bir arada iyi yaşam ne demek bu? Yeşil mor alandan bakarsak. Bir tanesi yeryüzüyle birlikte öğrenme. Ne demek bu yine yeşil mor bir perspektifle bakarken? Bir tanesi de böyle bir yaşamı örmek. Ne demek örmek? Onu açacağım sizlere bu tartışmalar için. Şimdi bir yaşam kastedildiğinde küçülme tartışmalarında da genellikle ağırlıkla ne görüyoruz? İnsan odağı görüyoruz. Bu çok kritik bir yaklaşım. Hem farklı insan topluluklarının, hem insan olmayanlarla insanların, hem de canlı ve cansız addedilen varlıkların bir arada yaşamını tahayyül etmek durumundayız. Dolayısıyla bir arada iyi yaşam tartışması yaparken sadece insanı odağa almayan, insan dışındaki bütün varlıkları, öğeleri içine kapan bir yaklaşım, feminist küçülme tartışması için son derece kritik bir yaklaşım. Burada topluluğun sınırları tartışmasını açacağım demiştim, bunu açmak isterim. Belki duyduğunuzu tahmin ediyorum, Alda Leopold ve Türkiye'de de Hikmet Biran ve başka bilim insanları insan eylemlerini canlı topluluğun, bir arada bulunan, bir yerde bulunan bütün topluluğun dengesini koruduğunda doğru, aksi takdirde yanlış olarak nitelendiriyor. Ne kastediyor aslında burada? Topluluk sadece insanları değil, karaları, suları, bitki, hayvanları kapsayacak genişlikte olmalıdır diyor. Bir arada iyi yaşam küçülme tartışmalarında yaparken de bizim de topluluğun sınırlarını bu bağlamda genişletmemiz, açmamız ve bu insan odağına düşmememizi önemsiyor bu tartışmalar. Bunu kapatıyorum.
Yeryüzüyle birlikte öğrenme tartışmasına geçeceğim şimdi yine Yeşil Mor perspektiften. Bu da küçülme tartışmaları için çok önemli. Başka bir dünya örgütlenmesi için önemli diye düşünerek, önererek. O da böyle bir öğrenme yaklaşımı insanın üstün bir canlı olduğu kabulüyle yapılan yeryüzü için öğrenme, yeryüzünü korumak için öğrenme, yeryüzünden öğrenme çıkarımız için değil, onunla beraber öğrenme anlamına gelir. Bu belki bizler için karmaşık şu anda çünkü çok sınıflandırılmış, çok ayrıştırılmış bir düzen içerisindeyiz her anlamda. Ama bu tür bir öğrenme aslında insanın kendisini yeryüzünün sade bir öğesi olduğu anlayışına, yaklaşımına çekmesi gerekiyor. Bu yaklaşımla bu örgütlenmeleri, bu tartışmaları yapmanın yeryüzüyle beraber samimiyetle öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyor. Böyle bir durumda da, böyle bir öğrenmede de yoldaş türler, ekosistemler, yeryüzünde cansız addedilen ama birçok topluluk için canlı olan toprak, su, hava gibi öğeler özne konumuna geliyor. Bir yandan da tabii böyle bir öğrenme şunu da getiriyor. Canlıların ve ekosistemlerin örnek, rehber ve ölçüt alınması, gezegenin sınırlarında olduğu gibi alınmasını öneriyor. Yani bu şekilde bir öğrenme ve bununla örgütlenme. Nasıl gidiyorum? İyi mi? Evet. Süper, tamam. Kontrol etmek istedim çünkü karmaşık olabiliyor gerçekten. Şimdi üçüncü ifademe geçeceğim. Örmek. Yani ne söylemiştim? Bir arada iyi yaşamı yeryüzüyle birlikte öğrenerek örmek. Burada da çok kıymetli birkaç tartışma açacağım. Olduğunu düşündüğüm tartışma açacağım. Örmek yani başka türlü örgütlenmeleri hayata geçirmek, topluluğun bütünü için yaşanabilir dünyaları, dünyayı değil, dünyaları birlikte inşa etmek anlamına geliyor. Şimdi ne demek istiyorum burada? Aslında topluluğu söylemiştim, sınırlarını genişletiyorum zaten. Yaşanabilir dünyada da evrensellik tartışmasını açmak isterim. Çünkü yani evrensel yaklaşımına dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Burada bu kavramı ve önermeleri yok etmek üzerine kesinlikle bir değerlendirme yapmıyorum. Aksine bunu açmak istiyorum. Yani çünkü evrensel olduğu zaman bazen eğitim sisteminde olduğu gibi merkezi tek evrensel bir eğitim anlayışına çocuklar uymuyor, dışarı itiliyor. Siz onu tekrar aynı sisteme geçiriyorsunuz. Oysa farklılaşmış modeller olmak zorunda. Farklılaşmış örgütlenmeler olmak zorunda. Yerel bilgiyi, yerel toplulukları, yerel dayanışmayı dikkate almak zorunda. Bu nedenle evrensellik tartışmasını açmak çok önemli. Buna da dikkatle yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Yine burada bir eğitim politikası alanından sözü açayım, örnek vereyim isterseniz. Yoksul ailelerin çocukları için şartlı nakit yardımı vardır. Ve bu şartlı nakit yardımıyla çocukların okula gitmesi takip edilir. Fakat büyük ölçüde çocukları okula sokmuştur. Ama ne yoksulluğu gidermiştir ne de o çocukların nitelikli eğitim almasını sağlamıştır. Çünkü farklılaşmış değildir. Bütün Türkiye için tektir. Kızlar oğlanlar için farklıdır belki ama İstanbul için ya da Ankara için ya da Antakya için farklılaşmış olması gerekir. Yani evrenselliğe bu açıdan, bu farklılaşma açısından bakmak özellikle feminist küçülme tartışmaları açısından kıymetli diyorum. Dolayısıyla da tekrar şeye geliyorum, örmek meseleme geliyorum. Yaşanabilir dünyaları birlikte inşa etmek, yani çoğulcu dünyalara bakmak, çoğulcu dünya olduğunu fark etmek önemli. Burada bir kıymetli tartışmayı ortaya koyayım çünkü bu benim önermem değil kesinlikle. Antropolog Marisol de la Cadena ile Mario Blesser bir editörlüğünü yaptıkları çok önemli bir özel yayın var. Çok dünyalı bir dünya diye. Orada da tek dünya dünyası adlandırmaya yani evrensel bir yaklaşıma atıf yapıyor ve tek dünya dünyasının şöyle bir kritik yanı olduğunu düşünüyor. Tüm dünyaları diğer dünyaları asimile eden, sınırlarının ötesindeki olasılıkları yok sayan bir dünya olduğuna işaret etme riski var. Bu riske düşmeyelim diyor özetle. Yani örülmek istenen, yeryüzüyle beraber öğrenilen bir iyi yaşam çok dünyalı, çok kültürlü,
dayanışmalı olmalıdır diyor. İyi gidiyor muyum hala? Tamam, harika. Şimdi küçülme kitabında da yine küçülme tartışmalarında da belki Ethem Can biraz daha detaylı açacaktır. Özerkliğin öneminden bahseder bununla bağlantılı olarak. Yani ancak özerk olursak hani bu başka örgütlenmeleri hayata geçirebiliriz. Özerklik de çok dünyalı bir dünya anlayışıyla, yani çok kültürlü bir anlayışla hayata geçebilir diyor. Tabii bunun önünde çok zorluklar var. Bütün bu söylediğim şeyin önünde zorluklar var. Çünkü bir arada iyi yaşamı yeryüzüyle birlikte öğrenerek örmek dediği, karmaşık anlattığım ama bana göre özü olan evrenin gereken bilgi ve deneyimle çevriliyiz. Fakat modern toplumların içerisindeyiz ve bu toplum bize parçalı olmayı, indirgemeci olmayı getiriyor. İşte ekonomideki gördüğümüz gibi ne bakım emeğini kadınlara, çocuklara bırakılan kadın emeğini ne de çevresel faktörleri dikkate alan bir sistemden bahsetmiyoruz. Bunun da farkında olmak önemli. O yüzden görünmeyen ağları görünür kılmak kritik. O yüzden başta biraz dağıtma riski taşıyarak ve yoksulluğuna kadar da girdim. Gezegenimizin her köşesinde direnen topluluklara rağmen büyümek için büyümek anlayışı bütün sistemlerde örgütlendiği için ana akımlaştığı için bu bütünselliği, bu karmaşıklığı kavramak bazen zor olabiliyor. O yüzden de o karmaşıklığı görünür kılmak için de bu tartışmaları açmak, yapmak, derinine inmek, bazen dağılmak, bazen kaybolmak önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi buradan süremi bana hatırlatırsın. 5 dakika mı kaldı? Eyvah. Buradan şimdi ne dedim ben başta size? Yeşil ve mor tartışmalarda küçülme yaklaşımında evrenselliğe dikkat edelim, evrensellik yaklaşımına. Topluluğun sınırlarını açalım. Bir de merkez reddinden bahsediyorum. Burada da çok sevgili Ethem Can'ın tanıştırdığı, kitap olarak tanıştırdığı Aykut Çoban'ın Çevre Politikaları kitabındaki bir tartışmayı bize açmak isterim. Çünkü küçülmeyi bununla beraber düşünmek kıymetli diye düşünüyorum. O da şu. Bunu sadece Aykut Çoban açmıyor tabii ki. Yani feministlerin çok önemli bir şeyi, tartışma alanı. Val Plum, Donna Haraway, Türkiye'de Kadın Hareketi de bunları tartışıyor. Şimdi etik unsur tartışılırken, yani nasıl farklı örgütlenme yapabiliriz, oluşabiliriz tartışmasında insan merkezli ve eko merkezli yaklaşımlar karşılaştırılıyor genelde. Bunu çevre eğitiminde çok sık görüyorum. İnsan merkezli olma, eko merkezli ol deniyor. Fakat bu insanlar şöyle bir tartışma açıyorlar. Bunu da birlikte düşünmeyi kıymetli buluyorum. Yoksa gene küçülme tartışmalarında, başka türlü örgütlenme tartışmalarında aynı hataya düşme riskini barındırdığımız için bu tartışma önemli buluyorum. O da insanı ya da doğayı merkeze yerleştirmek diğerini ötekileştirmeye yol açıyor diyor. Ve bu da kök sorunların görülmesine neden oluyor diyor. Yani bunu yapmak yerine, merkez yapmak yerine merkezler olduğunu bilmek ve daha çok ilişkilere odaklanmak bizi bu içinde bulunduğumuz sıkıntılardan çıkarır mı sorusunu soruyor özellikle küçülmeye bakan feministler. Yani her türlü ayrıma direnmek gerektiğini savunuyor ve bir bütünlük önerisi gerekiyor. Bu yaklaşımla da ilerlersek örneğin şöyle bakmak lazım. İnsan sadece sosyal bir canlı değil, aynı zamanda ekolojik bir canlı. Kent sadece toplumsal bir alan değil, aynı zamanda ekolojik bir alan. Orman sadece ekolojik bir alan değil, aynı zamanda kültürel bir alan. Yani bunun beraberliğini belki bu ayrışmış toplumlarda örgütlenmede kısmen zor olabilir hissediyoruz. Ama o örgütlenme pratiklerini ve tartışmalarını dökmek gerekiyor diyorum ve son sözlerimi şöyle söyleyeyim. Sosyal politika ya da bu nedenle sadece sosyal politika alanı değil, ekososyal politika alanı olarak düşünmek, sağlık politikalarının bir ekososyal politika alanı olduğunu, eğitim politikalarının bir ekososyal politika alanı olduğunu bilmek önemli. Buradan bilirsek örneğin az önce Ricardo'nun görece iyi olarak görülen Costa Rica örneğinde çocuk hakları açısından bir değerlendirme yapıldı. Çocuk hakları ve farklı açılardan bir değerlendirme yapılan nefis bir rapor oldu. Orada Costa Rica sonlarda çıktı. Çünkü başka bir bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bütünsel olmadığımız zaman bu sorunlar çıkıyor. Kıbrıs 7. sırada çıktı. Çok başka, yani Türkiye'yi saymıyorum.
Peki, kategori dışı. Çok üzgünüm. Dolayısıyla da hani bu buralara bakmak önemli diye düşünüyorum. Sonuçta bu ekososyal politikaları yeşil ve mor perspektiften görmek, küçülme tartışmalarıyla birbirimizi, özellikle de savunmasız, yoksul, zayıf olanları gözetme bakımından zayıf olduğumuzun kabulü, bu zayıflığı gidermek için de yapacağımız örgütlenmelerin daha bütünsel yaklaşılması gerektiği anlamına geliyor. Yani örgütlü bir ihmal var aslında. Bunu görünür kılmak ve buna karşı dayanışmayla direnmek önemli diyeyim, uzatıyorum. Ama bunun, yani bakımın birbirimize, kendimize, öteki olana, diğer canlılara, yeryüzünün kendisine bakımın, Ricardo'nun da altını çizdiği gibi, bunun çok özü olduğunu, bu bakımın da kadınlara yüklendiğini, çocuklara yüklendiğini bilelim. Buradan da çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla farklı bir örgütlenme için küçülme tartışmalarında bakımın örgütleyici ilki olabilmesi için de feminist, queer, ırkçılık karşıtı ve ekososyal bir perspektif gerekiyor. Yeşil mor perspektif küçülmeye bu alanlardan bakıyor diyeyim. Teşekkür ederim. Son konuşmacımızla bitirsin. Lütfen şey yapın. Not unutmayın. Çok teşekkürler Burcu. Gerçekten de hani şey dedim, not aldım. Yani ben de çoğunlukla Ricardo'da bir genelleme yaptık. Çok makro analiz yaptık ve makro analizde ister istemez yani birilerini bir ya da bir şeyleri dışta bırakıyoruz. Tam da o dışta bıraktıklarımızın perspektifinden nasıl bakabiliriz bütün bu tartışmaya? Burcu çok güzel anlattı. Şimdi dışta bırakılan o makro analizin tam olarak görmediği başka boyutlar da var. Biraz aslında Ricardo o şeyde Costa Rica'yı da şey yaptığı, gösterdiği örnekte biraz değindi ama Ethemcan biraz bu şeyde küçülme tartışmalarına küresel güney açısından nasıl bakılabilir onu anlatacak. Ethemcan sendeyiz. Teşekkür ederim Alper. Öncelikle herkese çok teşekkür ederek başlayayım. Bir cumartesi günü öğleden sonra şu saatte hali hazırda 1,5 saattir orada oturuyor veya ekran karşısında oluyor olmanız zaten bu konuya olan taahhütünüzü gösteriyor. Çok tekrar teşekkür ediyorum bu konuda ilgili olduğunuz için. Benim için büyük bir zevk. Şimdi başlamadan önce çok kısaca hem kendimden bahsedeyim hem de ben niye buradayım biraz ondan da çok kısaca bahsetmek istiyorum. Ben Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde mekansal planlama ve çevre bölümünde öğretim üyesiyim. Aslında çevre mühendisiyim ODTÜ'den ama mühendislik okumaya başladığım ilk günden itibaren mühendislikle ilgili büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Mühendis bir aileden geliyorum. Annem, babam, amcalarım, kuzenlerim çok geniş bir mühendis aileden geliyorum. Ama mühendislik okumaya başladığımda büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Şu sebepten, çünkü mühendislik dediğimiz şey, aranızda da mühendis olanlar olabilir, en genel haliyle söyleyecek, çok basit indirgeyerek söyleyecek olursam, aslında belli varsayımlar üzerine bir problemi ele alarak çoğunlukla bir optimizasyon meselesine indirgeyerek çözüm odaklı ve hızlı, efektif ve etkili bir çözüm bulma yaklaşımı. Bu anlamda da mühendislik okurken lisansta herhalde benim kafamın arkasına takılan temel şey şu oldu. Biz bir şeylere çözüm bulmaya çalışıyoruz ama aslında hiç bir adım şöyle geriye doğru atıp da kök sebeplere bakmıyoruz. Biraz bugünkü tartışma aslında bizim için bu kök sebeplere bakma kapısını açıyor diye düşünüyorum. Ben de zaten lisansımı bitirdikten sonra o kök sebeplere bakayım derken önce politik ekoloji ve ekolojik ekonomi alanına kaydım. Daha sonra oradan çevresel beşeri bilimler alanına kaydım. Farklı ülkelerde, farklı akademik kurumlarda ve farklı sivil toplum çevrelerinde çalıştım. Ama aslen benim çalışma alanım iklim adaleti ve enerji demokrasisinin kesişiminde. Yani ben bir küçülme alanında bir araştırmacı değilim. Tesadüfen
küçülme meselesi tam böyle akademik olarak serpilirken doğru yerde doğru zamanda bulunmuş bulundum. 2010 yılında Barcelona'da ben doktorama yeni başlamışken ikinci küçülme konferansı organize edildi. Ben de oradaki organizatörlerden bir tanesiydim, destek verdim. Ve o sırada tanıştım açıkçası 2010 yılında bu küçülme tartışmalarıyla. Çok daha ufak bir akademik komüniteydi. 2010 yılında küçülme tartışmasının döndüğü çevre, öyle diyeyim. Ve bunun içerisinden daha sonra akademik olarak serpildi bu tartışma. Politika alanlarına taştı. Çok genişledi. Farklı tartışmalarla, toplumsal, kültürel tartışmalarla temas etti. Bu anlamıyla açıkçası bugün küçülme tartışmasının geldiği yerden ben çok mutluyum. Çünkü hegemonik bir bakış açısına tam karşıdan bir tam hedef tahtasına koyarak bu hegemonik bir bakış açısını yeni bir toplumsal tahayyül yaratmamız için bize bir fırsat penceresi açıyor. Ben açıkçası küçülme tartışmasının tek başına ve kendi içerisinde tutarlı, bütüncül bir çözüm sunduğunu düşünmüyorum. Ama bize farklı bir karşı hegemonik, mevcut olan, dominant, baskın yaklaşımlara karşısında yeni bir düşünme, olma, görme biçimi sunduğunu düşünüyorum. Bugün de aslında biraz mümkünse kısa tutmaya çalışarak bahsetmek istediğim şey bu. Acaba küresel güneyden küçülmeyi görmek ne anlama gelir? Biraz sizinle bu konuda hasbihal etmek istiyorum. Şimdi belki de bu haritayla başlamak iyi olabilir diye düşündüm. Çünkü bu genellikle bize işte ilkokuldan yüksek öğrenime kadar gösterilen dünya haritalarından biraz daha farklı. Niye farklı? Çünkü dünyayı başka bir perspektiften görebileceğimiz size dair bize bir imkan sunuyor. Burada gördüğünüz gibi dünya tam tersi şekilde yansıtılmış. Klasik olarak dünya haritalarında kuzey yukarıdadır, güney aşağıdadır. Biz de böyle öğreniriz değil mi? Yani o klasik kartezyen şeyde işte doğu, batı, kuzey, güney. Bu ikilemler içerisinde kuzey dünyanın hep üzerindedir, güney aşağısındadır. Ama aslında o biraz önce söylediğim gibi bir adım, iki adım, belki beş adım, 5 milyon adım geriye attığınız zaman dünyanın neresinin aşağı, neresinin yukarı olduğu meselesi oldukça anlamsızdır. Yani evrenin çok daha uzak noktalarından dünyaya baktığınız zaman neresi aşağısı, neresi yukarısı diye bir şey söylemek çok mümkün olmaz. Bu yüzden aslında burada bu haritaya bakarken gördüğümüz şey tarihsel süreçler içerisinde gelişmiş bir bilme ve görme biçimi. Dünyaya baktığımız zaman biz işte Avrupa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın yukarıda olduğu bir küresel kuzey ve aşağıda işte Latin Amerika'nın, Afrika'nın, Asya'nın aşağıda olduğu bir küresel güney görüyoruz. Ama belki de küçülme tartışması tam olarak bize gidişatı tersine çevirmek gibi bir imkan sunuyor. Bu anlamda da bilme, görme ve olma biçimlerimizi tersine çevirmek gibi bir fırsata sahibiz diye düşünüyorum. Şimdi bu sadece haritalardan ve kartografik bilgiden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda kültürel üretimde de bu böyle. Sol tarafta görmekte olduğunuz gitar virtüözü Jimi Hendrix. Jimi Hendrix özellikle popüler kültürde, küresel popüler kültürde önemli bir yer işgal eden sanatçılardan bir tanesi. Jimi Hendrix'in If Six Was Nine, 6-9 olsaydı diye bir şarkısı var. Şimdi 6-9 olsaydı tartışmasının işte o şarkının çıktığı bağlam içerisinde bir anlamı var. Ama bizim içinde bulunduğumuz Türkiye bağlamı içerisinde de bunun bir karşılığı var. Ne diyoruz? İşte Müslüm Baba'nın dünya tersine dönse vazgeçmem. Yani dünyanın tersine dönmesine dair aslında bir algımız var. Burada dünyanın tersine dönmesi ne demek? Dünya tersine dönerse ne olur? Dünyaya tersten bakmak ne demek olabilir? Bütün bu meselelerin aslında kültürel olarak bizim
zihnimizde hem bireysel olarak hem kolektif olarak düşünme, görme ve olma biçimlerimizde yer aldığını düşünüyorum. Ama özellikle son yaklaşık işte 70 yıllık İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığımız dönemde bu farklı bilme, görme ve olma biçimleri ciddi şekilde baskılanarak dünyada sadece tek bir bilme, görme ve olma biçimi varmış gibi bir hava oluşturuldu. Bu havanın ciddi bir kısmı aslında bugün konuştuğumuz ekonomik büyümeyi ana hedef olarak göbeğine koyan bir ilk önce kalkınmacı kapitalist bir yaklaşım. Daha sonra 80'lerden itibaren de neoliberalizmin gelmesiyle birlikte ve 90'ların başında da Sovyetlerin yıkılmasıyla neoliberal kapitalizmin rakipsiz zaferini ilan ettiği o dönemde bu bir şeye tersinden bakmak, tersine çevirmek, tersine geçip oradan bir bakma fikrinden oldukça uzaklaştık. Ama aslında kültürel olarak da, tarihsel olarak da bir şeylere, olgulara başka tarafından bakmak her zaman mümkündü, hala mümkün. Bugün biraz açıkçası bu mesele üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi tersinden bakmamız gereken önemli bir grafik var burada. Bu grafik bundan henüz birkaç gün önce şu anda Dubai'de sürmekte olan COP28 yani 28. Taraflar Toplantısı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yıllık bir toplantısı oluyor. Bu sene Dubai'de dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleşiyor. Orada yayınlanan bir rapor var. Her sene COP'larda yayınlanıyor bir süredir bu. Küresel Karbon Projesi'nin özellikle atmosferdeki karbon miktarı nereye gidiyor diye bize bir gerçeklik kontrolü sunduğu bir durum var. Orada bize durum nedir, vaziyet nedir, ahval ve şeraitimiz nedir biraz aslında onu gösteren bir rapor. Bu rapor bize şunu söylüyor. 1990 yılından bu yana yani iklim müzakerelerinin başladığı zamandan bu yana birinci Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli IPCC'nin ilk raporunun yayınlandığı zamandan bu yana küresel fosil yakıt kaynaklı sera gazı salımları neredeyse iki katına çıkmış durumda. Neredeyse. Yani burada gördüğümüz çok ciddi bir mesele var. İklim krizine dair bilincimizin ve algılama, görme, bilme biçimimizin oldukça geliştiği, buna dair bilimsel bilgiye çok ciddi şekilde sahip olduğumuz süreçte aslında aynı zamanda sera gazı salımlarımızı da çok radikal şekilde arttırmış durumdayız. Ama bu grafikte iki tane nokta var. O iki nokta önemli. Pardon, üç nokta var. Birincisi Sovyetler Birliği'nin dağılışı. Sovyetler Birliği'nin dağılışı, Sovyetler Birliği'nin ekonomisine enerji ve ham madde sağlayan altyapıların çöküşüyle, ciddi kısmının çöküşüyle sonuçlandı. Burada 90-95 arasında gördüğünüz küçük düşüş aslında o. Küresel ekonomideki sera gazı salımlarındaki bir ufak düşüş o Sovyetler Birliği gibi devasa bir ülkenin endüstriyel altyapısının çözülmesinden kaynaklanıyor. İkinci göreceğiniz şey 2008-2009 küresel finansal kriz ki burada ufacık bir parantez açayım. Biraz önce 2010 yılında küçülme konferansından bahsetmiştim Barcelona'daki. 2008-2009 küresel finansal krizinden sonra özellikle küçülme tartışmasının çok hızlı büyümesinin de altını çizmek lazım. Çünkü aslında istenmeyen bir küçülme yaşadık 2008-2009'da küresel ekonomide. Çünkü tasarlanarak, planlanarak değil tamamen bir kriz ve afet şeklinde yaşanan işte hatta sera gazı salımlarında da çok net olarak etkisini görebildiğimiz küresel finansal kriz var. Bundan bir sonraki ve üçüncü olan oradaki küçük çöküşte hepimiz birlikte yaşadık. Bundan 1-2 yıl önce COVID-19 pandemisi sırasında bütün dünya ekonomileri bir anda kapanınca
ve tekrar açılınca aslında yine sera gazı salımlarının azaldığını gördük. Bütün bu üç olayda da olan hikaye şuydu aslında. Ekonomik faaliyetlerin ani, hızlı ve kontrolsüz bir şekilde çökmesinden kaynaklanan sera gazı salımları da ciddi şekilde azaldı. Şimdi burada bunu görüyoruz. Yani istenmeyen bir çöküş var. Ama bir de masanın öbür tarafına geçip başka taraftan bakmamız gerekiyor dedik. Gidişatı tersine çevirmek. Eğer bu şekilde gidersek dünyanın ortalamada 3 ila 4 santigrat derece daha sıcak olacağı, bu ortalamada yine yerellerde etkileri çok çok daha kötü şekilde yaşanacak bir geleceğe doğru gidiyoruz. Eğer bu geleceğe gitmek istemiyorsak, hükümetler arası iklim değişikliği paneli bize ne diyor? Mümkünse 1,5 dereceyle, değilse de en fazla 2 dereceyle küresel ortalama sıcaklık artışlarını limitlememiz gerekiyor. Bunu yapmak için de şunu yapmamız gerekiyor. Bu gördüğünüz aynı grafiğin devamı, biraz önce gördüğünüz grafiğin devamı, yine küresel karbon projesinden gelen bir grafik bu. Mevcut kalan karbon bütçemiz içerisindeki olası küresel karbondioksit patikalarını bize gösteriyor. Yani burada gördüğümüz şey aslında masanın öbür tarafına geçtiğimiz zaman gidişatı tersine çevirmemiz gerektiği. Şuraya baktığımız zaman gidişatı tersine çeviren yegane şeyin aslında kriz anları olduğunu görüyoruz. Ama bu da sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü kriz anları daha sonra, kriz geçtikten sonra bir şekilde yara bantlarıyla bağlandıktan sonra yoluna devam ediyor gidişat. Bizim kriz şeklinde değil, afet şeklinde değil ama tasarlayarak küresel ekonominin ürettiği sera gazı salımlarını çok radikal bir şekilde azaltmaya ihtiyacımız var. Bunun için de başka bilme, görme ve var olma biçimlerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Burada bugünkü konuşmayla ilgili düşünürken açıkçası lisede okuduğum bir kitabı hatırladım. Sonra da gidip tekrar okumam gerektiğini hatırladım. John Berger'in Görme Biçimleri kitabı, Metis yayınlarından çıkmış bir kitap. John Berger bu kitapta şöyle diyor. Gördüklerimizle bildiklerimiz arasındaki ilişki asla çözülmez. Çünkü her akşam güneşin batışını görürüz. Dünyanın ondan uzaklaştığını biliriz. Oysa bilgi ve açıklama asla gördüğümüze uymaz diyor. Burada bir gidişat görüyoruz. Burada olması gerekeni görüyoruz. Ama gördüklerimizle bildiklerimiz arasında bir fark var, bir uçurum var, bir vadi var istiyorsanız. Benim de açıkçası bu küçülme tartışmasına küresel güneyden bakma konusunda biraz bugün ortaya çıkarmak istediğim mesele bu. Biz acaba başka türlü bir ekonomi, başka türlü bir görme, başka türlü bir var olma biçimini düşünebilir miyiz? Bunun için de biraz önce Burcu'nun bahsettiği, benim de Bengi ile birlikte editörlüğünü, Türkçe çevirisinde editörlüğünü yapma fırsatı bulduğum Küçülme, Yeni Bir Çağ İçin Kavram Dağarcığı kitabının girişindeki bu illüstrasyonun, bu çizimin oldukça açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada neden bahsettiğimizi görsel olarak çok net şekilde açıklıyor Barbara Castro Urio'nun bu çizimi. Büyüme dediğimiz şey mevcut gidişatın aynısının fazlası. Durağan durum, Ricardo bahsetti, steady state dediğimiz durağan durum, mevcutun aynının aynısı. Ekonomik daralma, ekonomik küçülme, aynısının daha azı. Fakat benim sadece küçülmeyle ifade etmenin doğru olmadığını düşündüğüm için planlı ekonomik küçülme dediğim degrowth'sa aynısından değil, başka bir şeyden, başka türlü bir şeyden, yine burada işte biz Can Yücel'den ödünç alırsak o şeyi, başka türlü bir şeyin, başka türlü bir hayalin, başka türlü bir görme, bilme ve var olma biçiminin mümkün olduğunu bize söylüyor. Peki bu ne olabilir? Planlı ekonomik küçülme tartışmasının farklı bilme, görme ve var olma biçimleri neler olabilir diye biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi üç ana eksende belki bunu ele alabiliriz. Bunlardan bir tanesi kavram, kavramın kökenleri ve bilme biçimleri, epistemolojisi. Burada nasıl bilebiliriz meselesi önemli. Türkçe'de özellikle küçülme
yazının Türkçe'ye çevirirken çeşitli zorluklar yaşanıyor. Şimdi tercüman arkadaşlar da Degrowth'u çevirirken küçülme diye çeviriyorlar. Metis yayınlarındaki editörler, editöryel arkadaşlar da çevirirken küçülme diye çeviriyor. Ama aslında küçülmenin tam olarak doğru karşılığı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Degrowth'da bahsedilen şey, bu küçülmede bahsedilen şey, küçülmenin bir kriz ve yıkım şeklinde değil, planlanarak, tasarlanarak ve aslında başka bir dünyaya kapı açarak gerçekleşecek olması. Bu tartışma aslında bu isim altında göreceli yeni de olsa, yeni derken işte son 10 yıllık 3 aşağı 5 yukarı bir süreçten bahsediyoruz. Türkçe'de bu ismi kullanarak yapılan ilk yayınlardan bir tanesi Yeşil Politika kitaplığından çıkan Devin Bahçeci'nin seçkisini yaptığı bir kitaptı. Yeşil Ekonomi, Küçülmek Güzeldir. Bu kitapta küçülme fikrinin bazı ana tartışma alanlarını yansıtan çeviriler var bu kitapta. Bu kitabı okuyanlarınız vardır belki. Okumayanlarınız için ben birazcık tüyo vermiş olayım. Oldukça karmaşık kavramlar içeren bir kitap. Açıkçası içinde bulunan pek çok kavramıysa Türkiye'de içinde bulunduğumuz ya da küresel güneyden baktığımız zaman anlamak, anlamlandırmak ve bir yere koymak çok da mümkün değil. İkinci kitap burada, biraz önce yine bahsettiğim işte yeni bir çağ için kavram dağarcığı, küçülme. Bunun Türkçeleştirilmesinin açıkçası ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için arkadaşlarla birlikte biz büyük bir ekip olarak bu işe girmiştik, bu kitabı çevirmeye. Önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum ama yine de yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü hala yine küresel kuzeyden gelen, belli bir akademik çevreden gelen, o işte biraz önce size söylediğim Barcelona'daki o konferansı düzenleyen çevreden gelen, benim eski doktora tez danışmanım, yakın arkadaşlarımın vesairenin bulunduğu bir çevre bu. Gelen bir yaklaşım ama açıkçası onlar kendileri de zaten kitapta da söylüyorlar. Bu tek bir çözüm olarak, tek atımlık bir kurşun olarak ele alınmamalı. Daha ziyade bir tartışmaya kapı açan bir yaklaşım olarak ele alınmalı diye düşünüyorlar. Üçüncü kitapsa yine yakın zamanda Türkçe'ye çevrilen, Türkçe'ye kazandırılan Jason Hickel'in işte Less is More, Çoğu Zarar, Azı Karar isimli kitabı. Ben açıkçası bu üç kitabın önemli bir yer kapladığını düşünüyorum. Çünkü bize aslında akademiden taşan, özellikle ekolojik çevre adaleti eleştirisi perspektifinden ekonomiye bakan bir vizyon katıyorlar. Bu anlamda belli bir görme ve bilme biçimi var bu kitaplarda gördüğümüz küçülmenin. Ama tabii ki bu tek mevcut olan, tek mümkün olan görme ve bilme biçimi değil. Çünkü aslında ekonominin eleştirisine baktığımız zaman, mevcut ekonomik büyümenin, kalkınma fikrinin eleştirisine baktığımız zaman, küçülme tartışmasının öncülü diyebileceğimiz bir post kalkınma literatürü var. Bu 80'lerin sonunda, 90'ların başında çıkmış. Daha ziyade ekolojik bir perspektiften değil, çevre adaleti perspektifinden değil, daha postkolonyalist, Marksist bir modernizm eleştirisi, kültürel bir modernizm eleştirisi olarak ortaya çıkmış bir yaklaşım. Ama bu yaklaşımın içerisinde de özellikle küresel güneyin, yani küresel kapitalist ekonominin merkezinde değil de çeperinde yer alan ülkelerin ve oradaki toplumsal, kültürel değerlerin öne çıkarılması yatıyor. Buna dair açıkçası Türkçe'de gittikçe artan bir entelektüel mühimmat var. Buradaki ilk derlemelerden bir tanesini Ekoloji Kolektifi için 2012 yılında editörlüğünü Fevzi Özler'le birlikte benim yaptım. Bu dergide yapmıştık. En sağda gördüğünüz, internette erişilebiliyor, hala PDF olarak var. Ve küçülme tartışmasını Türkçe'ye tercüme etmek ne anlama gelebilir diye açıkçası biraz bu konu üzerine düşünmeye çalışmıştık.
Ama eş zamanlı olarak ve bizden çok çok daha önceden tabii başlayarak post kalkınmacı bir perspektiften bakan Fikret Hoca'nın, Fikret Başkaya'nın eserleri var. Yani daha küçülme tartışmasının adı küçülme olarak konulmadan önce de zaten Fikret Hoca'nın kalkınma eleştirisi mevcut olarak Türkiye ve küresel güney perspektifinden mevcuttu. Yine yakın zamanda çıkan ve Türkçeleştirilen başka bir kitapta da Max Island kitabı Halkın Yeşil Yeni Düzeninde'ydi. Tam olarak aslında bunu söylüyor. Çünkü mevcut olan, daha önceden elimizde olan bilme ve görme biçimlerinden işte kalkınma eleştirisiyle daha kültürel bir modernizm eleştirisiyle son 10-15 yıl içerisinde, son diyelim ya daha geniş olarak son 20 yıl içerisinde gelişen daha bir ekolojik perspektiften çevre adaleti tartışmasının bir araya gelmesiyle de küresel güneyin küçülme hareketiyle küresel güneyin çevre adaleti hareketlerinin bir araya geldiğini görüyoruz. Bu anlamda da bu farklı dillerin, farklı bilme, görme ve olma biçimlerinin gitgide birbirine yakınsadığını ve birbirini anlamaya çalıştığını da görüyoruz. Şimdi bu özellikle küresel güneydeki hareketlerin, var olma biçimlerinin, eyleme biçimlerinin küçülmeye olan etkisini de gösteriyor. Çünkü aslında yereldeki hareketler, ki bunların içerisinde Türkiye'deki ekoloji hareketi de var. 90'ların başında Ağaç Kakan dergisi çıkarken orada da büyüme kimin için, ne için tartışmaları yapılıyor. Bunlar çok çok illa yeni tartışmalar değil. Şu anda bunların üzerine eklemlenen şey küçülme tartışmasının acilliği, evrenselliği ve aynı zamanda da bu konuyla ilgili çok daha fazla bilimsel bilgiye sahip olmamız. Şimdi buradan ikinci noktaya geçmek istiyorum. İkinci nokta genel olarak küresel kuzeydeki ekonomik küçülmenin küresel güneye, yani gelişmiş, erken sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik küçülmenin gelişmesine devam eden, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere bir kalkınma alanı açacağına dair fikir. Bu ikinci ana meselemiz. Özellikle küresel kuzey ülkelerinin belli başlı, kendi toplumları için belli başlı standartlara ulaşmış olmalarından hareketle ve açıkçası bunu yaparken de hem sömürgecilik döneminde hem sonrasında kendi ekolojik eşiklerini çok çok aşmış olmaları sebebiyle hızlı bir şekilde küçülmelerinin aslında temel hizmetlere ve temel bazı ekosistem hizmetlerinden toplumsal hizmetlere henüz erişimi olmayan ülkeler için bir alan açacağı fikri var. Bu da küresel kuzeydeki küçülme fikrinin küresel güneyin dekolonizasyonuna katkı sunacağı fikrini bir arada getiriyor. Benim yaşadığım ülke olan Hollanda'da gördüğünüz gibi burada sol taraftaki simit, biraz önce bahsedildi bundan. Hollanda'nın aslında kendi ekolojik sınırlarını çoktan aşmış olduğunu gösteriyor. İçeride mavi olarak gördüğünüz yerde Hollanda'nın aslında belli bir sosyoekonomik refaha ulaşarak kendi yurttaşlarına belli hizmetleri sunabildiğini gösteriyor. Öte taraftan Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye evet belli başlı ekolojik limitleri aşmış durumda, gitgide daha da fazla aşmış durumda. Ama Türkiye bir bütün olarak hala kendi yurttaşlarına tam olarak belli başlı hizmetleri, toplumsal hizmetleri verebilir durumda değil. İşte bunun içerisinde Burcu'nun bahsettiği eğitimden, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, temiz suya erişimden, musluktan akan suyu içebilmekten, temiz enerjiye kadar pek çok şey var bunun içerisinde. Bu anlamda da Hollanda gibi bir ekonominin küçülmesi Türkiye gibi bir ekonomi için alan açabilir diyebilirsiniz. Ama tabii ki her şey göreceli. Türkiye ile Sri Lanka'yı yan yana koyduğumuz zaman da şunu görürüz ki Sri Lanka gibi bir ülke ne ekolojik limitlerine yaklaşmış ne sosyal temelini tam olarak sağlayabilmiş durumda değil. Bu anlamda da aslında
Türkiye'nin çıkıp benim kalkınma hakkım var, ben istediğim kadar emisyon yaparım ve ekonomimi büyütmeye devam ederim demesi aslında bir bütün içerisinde anlamsız bir yere oturuyor. Çünkü küresel olarak baktığımız zaman birileri için alan açabilmek için diğerlerinin ya küçülmesi ya yavaşlaması ya da odağını başka yere çevirmesi gerekiyor. Şimdi bu odağı başka yere çevirme meselesinde de en önemli bakış açımızı açabilecek şeylerden bir tanesi tarihsel süreçler. Tarihsel süreçler içerisinde de özellikle mevcut neoliberal kapitalizme yol açan neredeyse işte 500 yıllık sömürgecilik sürecinden bahsediyoruz. Bu yakın zamanda çıkan bir analiz, Carbon Brief'te çıktı geçtiğimiz hafta. Ve aslında bize şunu söylüyor, tarihsel olarak sera gazı emisyonlarına baktığımız zaman biz işte Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz, gittikçe artan şekilde Çin'i görüyoruz. Hatta şu anda Çin dünyanın en fazla sera gazı salımı yapan ülkesi mutlak olarak. Ama bu resmin içerisine sömürgecilik süreçlerini kattığımız zaman ki bu sadece 1850'den bu yana olan süreçler, ondan öncesi de var. Dünyadaki küresel iklim krizine en fazla yol açan ülkelerin çok ciddi kısmının aynı zamanda sömürgeci ülkeler olduğunu görüyoruz. Yani bugün Avrupa Birliği'nde işte şurada gördüğünüz Hollanda'nın emisyonlarına baktığınız zaman kişi başı emisyonların düştüğünü göreceksiniz. Ama kişi başına olan emisyonların düşebilmesi için kurulu olan ekonomik düzenin arkasında koskocaman bir sömürgecilik yatıyor. Küresel güneyi sömürerek üzerine kurulmuş bir ekonomi yatıyor. Bu yüzden de açıkçası tarihsel emisyonlara örneğin daha postkolonyalist bir noktadan bakmak zihnimizi açacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bütün bunlar aslında bizi nereye getiriyor? Küresel güney nedir? Küresel kuzey nedir tartışmasına getiriyor. En temelinde küresel güney, küresel kuzey veya batı dünyası, doğu dünyası gibi ayrımlar, ikilemler oldukça rastgele şekilde yapılmış. Mevcut anın politik, ekonomik konjonktürüne uygun şekilde, oldukça rastgele şekilde yapılmış ayrımlardır. Öte yandan küresel kuzey denilen şeye baktığımız zaman, yani burada gördüğünüz bu çok garip çizginin üst kısmında kalan ülkeler küresel kuzey ülkeleri oluyor. Alt kısmında kalan ülkeler küresel güney ülkeleri oluyor. Bu çizgiyi kim çekiyor? Bu çizgiyi ne şekilde çekiyor? Bu sorulara da açıkçası sormadan küçülme meselesini düşünebileceğimizi düşünmüyorum ben. Bu da bize şunu getiriyor. İçinde yaşadığımız dünyada sadece gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler yok. Küresel kuzey ve küresel güney yok. Aynı zamanda küresel kuzey içerisinde güney cepçikleri, küresel güney içerisinde kuzey cepçikleri var. Sol tarafta gördüğünüz fotoğraf dünyanın en zengin ülkesi, en büyük ekonomiye sahip olan ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri yine dünyada en fazla evsizliğin olduğu, çok ciddi miktarda yoksulluğun olduğu ülkelerden bir tanesi. Sağ tarafta gördüğünüz görselse Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen çok hızlı, işte biraz önce Alper bahsetti, %10'luk büyümelerle büyümüş bir ülke. İşte komünist ideoloji altında herkesin eşit hak ve hizmetlere sahip olabileceği gibi bir varsayımdan hareketle Gucci'nin üzerine konumlanmış bir ülke. Yani bugün aslında biz küçülme tartışmasından bahsederken homojen bir küresel kuzey, homojen bir küresel güneyden bahsedemeyiz. Ancak ve ancak tarihsel süreçler içerisinde anlam kazanmış, kapitalizmin tarihsel gelişiminden, sömürgeciliğin tarihsel gelişiminden anlam kazanmış bir dünya ekonomisi perspektifinden bakarsak ancak o zaman açıkçası faydalı bir şey söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu da bizi aslında son meseleye getiriyor. O son mesele de büyüme ve ekonomi dediğimiz şeylerin birer toplumsal tahayyül olduğu, birer toplumsal inşa olduğu noktasından hareketle bunların
nasıl şekillendirilebileceği, nasıl konumlandırılabileceği meselesi. Buradaki bazı aramızdaki katılımcılar hatırlayacaktır. Bunların ikisi de Akbelen Ormanı mücadelesinden. Sol taraftaki görsel, Akbelen Ormanı'nı yok ederek oradaki kömürlü termik santrale işte enerji sağlaması beklenen madenden ve daha sonra işte oradaki termik santralde çalışan işçilerin iktidar eliyle getirilerek ellerine de bir pankart tutuşturularak verdiği resim. Yerli ve milli enerji engellenemez diyor. Burada inanılmaz bir kalkınma, büyüme, yerli ve milli bir iştah var. Bu belli bir toplumsal tahayyülün ürünü. Ekonominin, toplumsal ilişkilerin nasıl algılanabileceğine dair belli bir perspektif sunuyor. Ve mevcut koşullar altında da baskın, hegemonik perspektifi sunuyor. Ama bunun karşısında da işte küresel kuzeydeki küçülme perspektifinden küresel güneydeki çevre adaleti hareketleri yine biraz önce Burcu'nun bahsettiği gibi insan odaklı bir refah, insan odaklı bir iyi hayat meselesinden bir adım uzaklaşarak aslında çok türlü insanın ötesine geçen bir iyi yaşam algısı için mücadele ediyorlar. Yani bir grup insan ellerinde bir ağaç daha eksilmeyeceğiz dediği zaman aynı zamanda o ağaçla kendilerini bütünleştiren bir bilme, görme ve var olma biçiminden ekonomiye bakıyor oluyorlar aslında. Bu da küçülme tartışmasının bize getirdiği işte o üçüncü şey. Küresel güneyden baktığımız zaman toplumsal tahayyülün dekolonizasyonu meselesi çok ciddi bir mesele olarak duruyor. Küçülme tartışması bize bu tartışmayı derinleştirmek için bir fırsat sunuyor diye düşünüyorum. Somut olarak bu ne anlama gelebilir? İşte biraz önce Ricardo bazı politika önerilerinden bahsetti. Bugüne kadarki küçülme tartışmasının çok ciddi bir kısmı aslında aşağıdan yukarı doğru şekillenen bazı eylemlerle vücut buldu. Örneğin işte yerel kooperatifler, üretim tüketim biçimleri, yereldeki enerji demokrasisi, işte kentsel alanın değiştirilmesi, kent içi ulaşımın değiştirilmesi vesaire gibi daha taban hareketlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir küçülme tahayyülü var. Ama aynı zamanda özellikle yine son 10 yılda gelişen ve devleti bir ciddi mesele olarak ele alan da bir yaklaşım var. Ben açıkçası küresel güneyden bakıldığı zaman böyle bir yaklaşımdan ziyade devleti sorunsallaştırmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Pek çok küresel kuzey ülkesi için hali hazırda hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin yine limitler içerisinde diyelim bunu mevcut olduğu yerlerde bu tarz taban hareketlerini konuşmak, övmek, bunlara dair laf söylemek daha kolay oluyor. Ama özellikle otoriter neoliberalizmin kıskaçları arasında gitgide daha da sıkışmakta olan küresel güney ülkeleri için devlet aygıtını sorunsallaştırmadan bir küçülme tartışması yapmanın mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Türkiye bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Erinç Hoca'nın, Erinç Yerdan'ın paylaştığı bir grafik var. Türkiye ekonomik büyümesine devam ediyor. Türkiye ekonomik genişlemesine devam ediyor. Bu ulusal ve uluslararası platformlarda alkışlanmaya devam ediyor ama aslında olan bitenin ne olduğuna bakarsak işte burada sadece 2019'dan 2022'nin sonuna kadar olan bir ekonomik göstergeleri görüyoruz. Buradaki mavi olan reel milli gelir yani gayri safi yurt içi hasıla. Gayri safi yurt içi hasıla artmaya devam ediyor ama altta gördüğünüz kırmızı şey, kırmızı noktalı çizgi reel iş gücü ödemeleri. Yani emeğin büyüyen ekonomiden aldığı pay gitgide azalıyor. Bunun yerine yukarıda gördüğünüz yeşil noktalı çizgi ise sermaye gelirleri. Sermaye milli gelir artışından aldığı payı gitgide arttırıyor. Bu da dönüp dolaşıp bize şu soruyu yeniden sordurmalı diye düşünüyorum. Ekonomik büyüme ne için, kimin için ve ne pahasına? Ne pahasına olduğunu biz bugün Akbelen'de görüyoruz. Bunun ne pahasına olduğunu Kaz Dağları'nda görüyoruz. Ne pahasına olduğunu
kentsel müşterekler mücadelelerinde görüyoruz. Ekonomik büyümenin herkes için olmadığı fikrinin daha iyi bir şekilde yansıtıldığı, farklı bir dünyanın sadece mümkün olmadığı ayak seslerinin duyulduğu bilme, görme ve var olma biçimlerine odaklanırsak sanırım küçülme tartışmasını, o teorik, kavramsal, akademik tartışmayı küresel güneyde daha iyi yerleştirebiliriz diye düşünüyorum. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Bir de son bir görselle bitireyim. Bunu 2017 yılında Avustralya'da çekmiştim. Büyümek için büyümek kanser hücresinin ideolojisidir. Büyümek, belli başlı şeylerin büyümesi tabii ki önemli. Örneğin işte Burcu'nun bahsettiği özellikle okullaşma meselesi, kaliteli eğitime erişimin büyümesi önemli bir şey. Ama sadece büyümek için büyümek ancak ve ancak kanser hücresinin ideolojisi olabilir deyip burada bırakayım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkürler Ethem Can. Bütün konuşmacılara çok teşekkürler. Gerçekten ne kadar aslında bir yandan evet yani çok ufuk açıcı, çok perspektifimizi geliştirici bir tartışma içinde bulunduğumuz ekonomik durumu problematize eden bir şey, bir önermeler dizisi. Bir yandan ne kadar çok boyutlu olduğunu hep beraber tüm konuşmacılar olarak ortaya koyabildik. Bir o kadar da karmaşık, yine Burcu'nun konuşmasında şey yaptığı gibi, söylediği gibi bütün konuşmacılara o yüzden ben teşekkür etmek istiyorum. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Hem Zoom'da katılımcılar var, hem burada Kaz Dağı Derneği'nin merkezinde fiziksel olarak bulunan katılımcılar var. Ama ilk olarak ben Kaz Dağı Koruma Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Süheyla'ya söz vermek istiyorum. O söz almak istemiş. Sonrasında soru cevaplara geçeceğiz. Herkese merhaba. Bir kameramı açmayı deneyeceğim. İnternet çok kötü olduğu için ikisi birlikte yürüyecek mi bilmiyorum. Sesim gelmezse kameramı tekrar kapatırım. Merhabalar. Sesim gelmeye devam ediyor mu Arkan Hocam? Evet, duyabiliyoruz. Kesinlikle tamam. Yok. Tamam. Öncelikle sevgili Alper'e, Burcu'ya, Ethemcan Hoca'ya ve Ricardo'ya sonsuz teşekkür ediyorum derneğimiz adına. Küçülme kavramını konuşmaya karar verdiğimizde ben bu derneği hiç ufkumuzu açacağını bu kadar düşünmemiştim gerçekten. Tahminimden de öte bir bizim için ufuk açıcı bir panel oldu. Her konuşmacının konuşmasında ben kendi açımdan çok daha fazla zenginleşmiş ve güçlenmiş buldum. Hele hele sevgili Burcu'nun yeşil ve mor bakışı da bir ekofeminist olarak beni daha da heyecanlandırdı. Burcu'ya ayrıca da çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ethemcan Hoca'nın sunumundaki o karikatür, Amerikan bayraklı evsizle yanında Çin'deki Gucci fotoğrafı aklıma kazınan şeylerden bir tanesi oldu, karelerden bir tanesi oldu. Küçülmeyi nasıl gerçekleştiririz diye hep düşünürdüm. Ama Ricardo'nun sunumundaki işte 4 saatlik iş gücüne düşmek falan gibi çok somut önerilerle bu işi nasıl yapabileceğimizi gerçekten anladım. Sevgili Ethemcan'dan da bu işi aslında devleti sorgulayarak başlamak gerekir. İşte taban hareketlerinin gücünün buna yetmeyeceği ve devleti sorgulamamız gerektiği konusu da tabii beni biraz daha güçlendirdi diyeyim. Onun için herkese ayrı ayrı katılımlar için çok teşekkür ediyorum. Keşke aranızda olsaydım, keşke ben de salonda olsaydım ama buradan çevrimiçi olarak da bütün bu sıcacık olamasa bile yüz yüze sizleri buradan duydum, hissettim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Süheyla. Ben de aslında soru cevaba geçmeden önce hani sayımız da azalmadan hem teker teker her bir konuşmacıya hem bu şeyi organize eden Kaz Dağı Koruma Derneği Süheyla sana ve organizasyonda yer alan Özlem'e çok teşekkür etmek istiyorum. En çok da tabii çevirmenlere şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Çok zor bir iş. Necidir ya. Görüntülü baksın.
Evet, şimdi şeylere geçelim ve tabii ki siz katılımcılar, izleyicileri, izleyici olmanın sonuna geldik şimdi. Lütfen sorularınızı ilk size vereceğim ben. İsminizi bilmiyorum ama isminizi söyleyerek yaparsanız panel sırasında söz istemiştiniz soru için. İsmim Nazlı Baybars. Bu arada şeye geliyor mu, Zoom'a geliyor mu ses? Yok. Çevirmenlere gitmesi gerekiyor ya. Biraz yaklaşırsanız belki. Sen soruyu tekrar edebilirsin. İsmim Nazlı Baybars. Bu feminizm küçülmesinden bahsedildi ya, hangi anlamda bahsedildiğini peki saldırırsa şöyle diyoruz sana siyasi anlamda. Diyoruz ki biz kuş denelim, örgüt denelim. Ama şu anlamda bir de sonra düşündüm de şu anlam mı geldi acaba? İşte çamaşırhaneler kurularak, işte yemekhaneler kurularak, çocuk bakım evi kurularak, kreşler açılarak. Ama küçülmeye gidilecek feminizmin şeyi, yükü azalacak. Öyle de olmuyor bence. Sosyalizmde olur diyorlar ama sosyalizmde de olmadığını da bazen düşündüğümüzde tam olarak tabii şu anda yaşamadığımız için bilemeyiz ama orada da yine erkekler şey almış almış olmuyor. Eşit paylaşım olmuyor. İşlerde de paylaşım olmuyor. Eşit paylaşım da olmuyor. Çünkü kadına yüklenilmiş çocuk bakımı, yemekhanesi, işte çamaşırhanesi hepsi kadına yüklenildiği için bunlar şey olmuyor, eşitlenmiyor. Halbuki su diyoruz ki biz feminist kadınlar, ben kendime feministim diyorum. Bunlar şey diyoruz hatta, biz eşitlensin, erkekler de paylaşsın, erkek arkadaşlarımız da paylaşsın bu şeyden yükleri. Öyle mi bir küçülme, öyle düşündüm sonra, böyle mi olabilir değil. Bir de şeyi de söylerseniz, bu özellik meselesi ya Türkiye'de oluşmadı. Biraz doğuda yerel yönetimlerde, belediyelerde oluştu. Ama oralarda kayıp hatta derdinden alındı. Bir de onu açıklarsanız memnunum. Tabii sizin söylediğiniz türden yaklaşıyor. Yani bakım emeğinin kadına, kız çocuklarına, çocuklara yüklenmesini sorumlu buluyor. Bu anlamda da bütün bu küçülme tartışmaları yeniden aslında farklı bir örgütlenme ya da bazı yerlerde halihazırda var olanların daha güçlenmesi, sizin söylediğiniz örgütlenmelerin güçlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarının olmazsa olmaz olduğunu söylüyor. Yoksa bu emeği kadına yıkarak, onu sadece görünür kılarak değil, hani o emeğin devletin yükümlülüğüne geçmesi, kadının kendi istediği, kendini gerçekleştirme alanlarına girebilmesini söylüyor. Dolayısıyla da tartıştığı perspektif ilk söylediğiniz değil, sizin ikinci hani düşündüğünüzü söylediğiniz tartışma. Burada bu tartışmaları açarken daha önceki kadın hareketinin, özellikle kadın LGBT hareketinin, çocuk hakları hareketlerinin deneyimlediği darboğazlar var. Bu tartışmalar açılmazsa küçülme tartışmalarında da yine aynı hatalara düşeriz demek istiyor. Ethem Can da söyledi ya, kök nedenlere gitmiyoruz meselesi. Kök nedenlere gitmek için de feminist tartışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ya Covid'de özellik meselesini çok net gördük aslında. Ne kadar merkezi sistem olmasının ne kadar Türkiye'yi kırılgan yaptığını çok net gördük. Ben bunu eğitim politikaları içerisinde her gün yaşıyorum. Türkiye merkezi karar alma bakımından eğitim politikalarında Japonya'dan sonra ikinci ülke. Bu ne yaptı Covid'de örneğin eğitim, ya bir ekososyal politika olarak eğitim politikalarına baktığımız zaman alanların inisiyatif gücünü elinden aldı. Bütün karar, depremde de Antakyalıyım, depremde de aynı şeyi yaşadık. Bu merkezi karar alanların inisiyatif alması, kendi kararlarını alabilmesini güçleştirdi ve o krizler, çoklu krizler döneminde bizi inanılmaz kırılgan yapıyor. Kimse bunu tartışmıyor. Kimse derken yükümlüler bunu tartışmıyor. Tartışmak umurlarında bile değil zaten. Dolayısıyla da özellikle buradan görmek lazım. Yani krizler döneminde kırılganlığı, bu merkezi yaklaşımın bizi götüreceği zorlukları bilerek o
alanları, o sesleri, o evrensel tartışmayı da buna göre yapmak lazım. Yani ben bu arada onu da tekrar açmak isterim. Evrensel haklara karşı bir yerden tartışmayı açmadım. Aksine belli temel hakların adalet çerçevesinde farklılaşması gerektiğini söylemek istedim. Umuyorum açık olabilecekleri. Sizinle yan yanayım. Kol kolayım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu arada Zoom'dan sorusu olanlar varsa el kaldırma seçeneğiyle yapabilirsiniz. Söz isteyebilirsiniz. Biz buradan görüyoruz ve söz verebilirim. Başka? Buyurun. Merhaba, ben Bilal. Katılımcılardan bir tanesi devletin de sorgulanması üzerine bir laf etmişti. Bence çok sağlam bir, önemli bir nokta. İşte devletlerin bir araya geldiği zaman G7'ler, 20'ler, 15'ler gibi bir sürü çok da algılamadığımız, nedir bu G7 dediğimiz bir takım toplantılar oluyor. Ve bunlar çevre için toplandıklarında ya da ekonomik açlık, sefalet için toplandıklarında bu tür deklarasyonlar yapıyorlar. Her seferinde şöyle diyorum, eyvah ortalığı perişan edenler bizi perişanlıktan nasıl kurtuluruz diye bir takım önlemler almak üzere bir araya geliyorlar. Yani hırsız bizim güvenli önlemlerimizi tartışıyor gibi bir tartışmaya geçiyoruz. Şimdi bu küçülme tartışmaları tabii ki çok çok değerli. Fakat çıktığı zaman tabii ki doğal olarak tarihsel belirli bir kuşun içerisinde ortaya çıkıyor. İşte geçtiğimiz 200 yıl içerisinde doğa, çevre, kaynakları alabildiğinde tavan edildi. Yani dünya büyüdü, nüfus da büyüdü. Öyle bir yere geldik ki, deminki cümleyi Afrika örneği görüyoruz. Büyüdükçe fakirleşen, büyüdükçe açlığın, sefaletin, tacizlerin, tecavüzlerin arttığı toplumları da biliyoruz. Ve doğal kaynakların artık bu G'ler tarafından ve onların temsil ettiği sermayelerin elindeki sürdürülebilirlik, bakın bu kavramlar dahil aslında onların kavramları. Onlardan bağımsız düşünemiyoruz. Bizi sömürürken kullandıkları kavramları kullanmadan maalesef devam edemiyoruz. Ve ellerindeki iktidarlarını, varlıklarını, güçlerini korumak için ihtiyaç duydukları kaynakların bitmeye başladığı bir dönemde büyüme kavramından küçülmeye doğru döndük. Çünkü küçülmeyi tartışıyoruz. Yani bir şeye sadece bir refleksmiş gibi gözüküyor. Şöyle algılanmasın lütfen, çok değerli bir tartışma. Ama bir şeyin refleksiyle düşünür isek, şunu da metodik olarak mutlaka kendimizi uyararak sormamız lazım. Acaba bunu güçlendirmeye mi devam ediyoruz? Örneğin Elon Musk'ın bir tane sözü var. 2010'ların başında söyledi. Kaynakların kullanılma tartışmasının aslında büyük sermayenin işine mi geliyor acaba dedirten? Şöyle bir cümle etti. Doğuştan içme suyu hakkı sorgulanmalıdır diye bir laf etti. Ve Türkiye'deki bütün suları, içilebilen suları satın alıyor. İşte şimdi şu soruya ben cevap veremiyorum. Acaba bu küçülme tartışması sermayenin ihtiyaç duyduğu kaynakları aydınlanmadan bu yana biz işte devletin halkına bir takım şeyler vermesi gerektiği gibi bir takım inançlarımız var. Artık bu inancımızı kaybetmeye başladık. Böyle bir dönemde aslında onların çıkarına, onların istediği bir şey mi yapıyoruz gibi bir soruyu sormadan edemiyorum. Sadece bir soru bu. Tartışmanın değersizliğini değil, tam tersine değerli olduğunu da göstermeye çalışıyorum. İşte bir tane beyefendi, John Berger'in muhteşem bir kitabıdır, beni de çok etkilemişti. Olaylar hep farklı sorular sorarak bakmamız gerektiği ile ilgili. Eğer ki doğru yapmaz isek, tarihte bununla ilgili bir sürü örneğimiz var. Karşı çıktığımız şeyi, yaptığımız şeyleri büyütülen örnekler var. Belki bu konuda biraz şüphe, sadece şüphe olarak alabilirsiniz. Belki konuşmacılardan bir şey söylemek isteyen varsa da söylemeli, söylesin lütfen. Bu tartışmayı birazcık da böyle büyüterek, buradan da büyüterek yapmamız lazım diye düşünüyorum. Paylaşımlar, cümleler için teşekkür ediyorum. Derneğe de teşekkür ediyorum. Çok hoş bir tartışma oldu. Ama küçülme kavramında temelde böyle bir şüphem var. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok değerli bir şüphe. Şüpheler genelde zaten hep değerlidir. Tartışmalar için. En başta zaten küçülme dediğimizde kimin küçülmesinden bahsediyoruz? Ethem Can'ın sunumunda aslında çok net olarak
gösterdi. Ricardo da haliyle sunumunda zaten hani asıl büyük olanların ve büyümekte ısrarlı olan büyümenin kime yaradığını şey yaptılar, gösterdiler. Bu anlamda da bence çok değerli sizin şeyiniz, sorunuz. Kavramsal olarak da evet, şeyde her zaman karşıt bir şey sunma getirmek, karşıt bir kavram getirmek aslında diğer kavramın da bir şekilde meşruiyetinin devamını sağlayıcı bir etkide bulunabilir. Ama Ethem Rembrandt hani şeyi çok iyi ortaya koydu. Bir yandan da hegemonik bir zaten fikri, hiç tartışılamaz olarak görünen bir fikri tartışmaya açmak için de tam karşıdan yapmış durumda. Bilmiyorum. Önce Ricardo'ya ben şey yapayım, söz vereyim. Söylemek istediğim bir şey var mıdır Ricardo? Bu eleştiri ve uyarıya karşı. Duydular değil mi? Umarım çeviri iyi gelmiştir. Yes, yes. Yes, it was translated. Thanks. And I'll just take this question and then I will have to leave, unfortunately, because it's already 3 p.m. over here. I do think that, as I said during my presentation, that the discussion about bringing our economy back within planetary boundaries must go hand in hand with the discussion about who is to degrow. So the social equality element, which is one of the tenets of the growth. A recent study that was published using France as a case study looked at how the national GDP could actually shrink up to 40%. So France, with a GDP that is only 60% of the current one, could ensure that all the citizens meet their essential needs as long as this shrinkage of the economy goes hand in hand with the redistribution of existing wealth. So essentially, we could almost halve the economy of France and make the people at the bottom 50% of the income distribution better off, as long as we focus on redistributing the wealth that is accumulated in the hands of the top 10%. So I do think that there is a quite ample leeway that we have to improve social equality and the human well-being, even with an economy that is considerably smaller than the one that several countries in the global north have. So again, let's keep in mind that this kind of reasoning can happen, you know, for core countries, OECD countries, and that's why, you know, I'm using France as an example. We need then to calibrate that to the specific realities of the various countries. But the truth is that even countries in the global south have a high concentration of wealth. So the long-running argument that global north countries, they all need to reduce their emissions, while global south countries, they can just grow because all their citizens need to increase their income and wealth. That's actually misleading, because when we look at stats, the statistics that were provided by Oxfam recently, we see that the number of billionaires in China is actually higher than the number of billionaires in the European Union. So at that point, the question is, who should degrow at the global level? So we should increasingly focus on social classes, regardless of their nationalities, and think less in terms of a dichotomy between north and south. And I think that is particularly important, because when we look at our targets, so once again, as I was saying in my presentation, we should not content ourselves with making steps forward. We should rather focus on what is our target, you know, by 2030, 2050, and then think how we can meet those targets, because we do not need to just learn to fail better. We need to find a way in which we can keep within the safe planetary boundaries, because as the science tells us, once tipping points are crossed, there is no going back. So we cannot say like, oh yes, we are getting better and we'll make up for our mistakes later on. If we cross those thresholds, there is no coming back. And all this just to say that when we look at what the UN tells us, for instance, that we need to achieve in terms of reduction of average carbon footprint per capita by 2030, we see that while
the vast majority of humanity is already within that that threshold, below the threshold. So we have 50% of humanity, which is already below the threshold. And then we have a 40%, so the global middle class, so, you know, between 50 and 90%, so the middle 40%, which currently have a carbon footprint that is only slightly above the threshold. So we can think that through technological innovation, efficiency, we can bring those people below the threshold. But then when we look at the top 10%, we see that the magnitude of their overshoot is in the order of like 30, 40 times. So there is no technological solution to that. The only way in which that rich minority can be brought back within planetary boundaries in terms of their per capita carbon footprint is essentially by socializing a good part of a good share of their wealth, because their wealth becomes antisocial, becomes toxic, becomes destructive, becomes essentially nefarious. It drives all of us into the ecological breakdown that we are experiencing. So once again, we need to repoliticize this kind of conversations and just to think of how the tiny majority is actually in itself driving that overshoot, and how we can essentially have a win-win situation, both in terms of social equality and environmental sustainability, as long as we focus on that high concentration of wealth. And I hope I just covered, you know, some of maybe of the main concerns that were raised, and I will have to leave now, unfortunately, but it was a very interesting exchange for me to have, and thank you for inviting me, and I look forward to future exchanges. Bye. Çok teşekkürler Ricardo. Biz de katılımından mutluluk duyduk. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Ethemcan, sen bir şey söylemek ister misin? Ben çok kısaca, yani beyefendinin adını duyamadım tam, ama bence söylediği Kubilay Bey'in bahsettiği nokta çok kıymetli ve çok önemli. Tam olarak aslında bu tartışmayı bu noktadan açmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi iki tane şey var burada. Birincisi devleti sorgulamak. Devleti sorgulamak şu yüzden önemli. Siz bugün işte Akbelen Ormanı için yapılan mücadelede çevre ve ekoloji hareketinin Türkiye'de çok kıymetli avukatları var. Bu avukatlarla birlikte gidiyorsunuz bir mahkeme salonuna. Mahkeme salonunun tepesinde ne yazıyor? Adalet mülkün temelidir yazıyor. Değil mi? Şimdi oradaki mülk iki farklı şey. Bir tanesi devlet anlamındaki mülk. Diğeri de mülkiyet anlamındaki mülk. Şimdi devletin varoluş sebebinin, özellikle modern, hatta postmodern devletin, şu anda içinde yaşadığımız otoriter aranjmanlar içerisinde kendisini tutan anayasanın bile yerinde olmadığı bir devlet aranjmanı içerisinde, devletin yegane fonksiyonu belli zümrelerin özel mülkiyetlerini hukuki ve başka yollarla, devletin zor gücünü de kullanarak yeri geldiğinde savunmak ve korumak. Şimdi biz eğer devleti sorgulamazsak, aynı şekilde özel mülkiyet mülksüzleştirme ve bunların sonuçları neler oluyor sorusunun cevabını da bulamayız. Bunu yaparken tabii ki mesele aslında bizim için kurulan jargonun içinde limitli kalmak değil. Bu bizim için kurulan, bizim önümüze atılan bazı kavram ve perspektifleri aşmak gerekiyor. Ben bu konuda katılıyorum. Ama bunları aşabilmek için de bunlarla angaje olmak gerekiyor. Küçülme fikrinin bizi daha iyi, daha başka bir yere götürebilmesi için küçülmeyi bir sıçrama tahtası olarak kullanarak, belki işte perspektifimizi devlete çevirerek, devlet ne için, kimin için, mülkiyet ne için, kimin için, ne şekilde ve başka türlü mümkün olabilir miydi sorularını soruyor olmamız gerekiyor. Şimdi bu hem
küresel müştereklerimiz için, işte iklim sistemi gibi küresel müştereklerimiz için geçerli, hem çok daha yerel müştereklerimiz için geçerli. Akbelen Ormanı'ndan İstanbul'da Gezi Parkı'na. Yani bizim burada sorgulamamız gereken şey aslında ekonominin ve devletin ana fonksiyonun ne olduğu meselesi. Burada da illaki bize dayatılan, bize verilen kavramlarla oynamak zorunda değiliz. Tabii ki başka kavramlar geliştirebiliriz. Küresel güneyin pek çok yerinde, Latin Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya, Afrika'ya kadar pek çok yerde, Anadolu'nun pek çok yerinde hali hazırda farklı biçimlerde zaten farklı diller gelişiyor, organik olarak gelişiyor. Kendiliğinden gelişiyor. Ama bunların sadece ufak bir mecrada kalması onların etkinliğini tabii ki azaltıyor. Bunları kullanarak, büyüterek devleti sorgulayacak noktaya geldiğimiz zaman, o zaman devletin ve devletin işte direksiyonunda oturduğu ekonominin neye hizmet edeceği sorusunu daha iyi yanıtlayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de işte küçülme, sürdürülebilirlik vesaire vesaire. Burada bakacağımız mesele bence iki boyutlu. Birinci boyutu şu, bilimin bize ne söylediğine bakacağız. Bilimin bize söylediği şey çok mutlak çünkü orada çok fazla tartışmaya yer yok. İklim biliminin bize son 30 yıldır dünyanın gittiği yere dair söylediği şey çok net. Orada sadece iklim bilimi değil, bu işte konuştuk. Gezegensel sınırlardan bahsettik. 9 farklı indikatör üzerinden. Buna dair net bir fikrimiz var zaten. Buna dair bilim bize bir şey söylüyor. Ama bilimin bir şeyi söylemesiyle ona dair eyleme geçilmesi aynı şey değil. İşte o eyleme geçme kısmı siyasi ve toplumsal bir irade gerektiriyor. Bir yeniden inşa iradesi gerektiriyor. Toplumsal ilişkileri, iktisadi ilişkileri, kendi kendimizi yönetebilme becerisini yeniden inşa etmeyi gerektiriyor. Sanırım bunlar için de bizim işte küçülme için olduğu gibi yeni bir dile ihtiyacımız var. Yeni kavramlara, yeni görme ve işte var olma biçimlerine ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bilmiyorum tam bir cevap oldu mu ama bu tartışma burada bitirebileceğimiz bir mesele değil. Çok daha geniş bir tartışma. Umarım daha da devam etme fırsatımız olur. Ben de şunu ekleyerek isterseniz şey yapayım, bu tartışmaya bir katkıda bulunmaya çalışayım. Yani devleti sorunsallaştırmak dedi ya Temcan, evet hani devleti karşıya koyuyoruz. Çünkü devlet zaten hani Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede ya da genel olarak küresel düzeyde devletler bir heyyula şeklinde iktidarın yoğunlaştığı ve belli bir tür iktidarın özellikle de hani kapitalizm bağlamında sermayenin ve o sermaye içinde de bazı kısımların iktidarının yoğunlaştığı yönetim aygıtları. O yüzden ben devleti sorunsallaştırırken genel olarak iktidarı da, iktidarın kimde olduğunu sorgulamanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda hani şeyde yani feminizm tartışması da sınıf tartışması da aynı zamanda bir iktidar tartışmasıdır ve iktidarı ele almanın, iktidar ya da var olan iktidar başka bir bakış açısıyla zaten var olan iktidarı sahip çıkmanın bir tartışmasıdır. Bu yüzden aslında yani devletle de sınırlamamak bütün bu tartışmayı, evet devleti sorunsallaştırmak ve devletin nasıl bu yönetimi kullandığını sorunsallaştırmak, kimin çıkarını daha çok koruduğunu sorunsallaştırmak ama aynı zamanda gündelik yaşamlarımız içindeki iktidarların da işte erkek iktidarının da küçük çevrelerimizdeki başka iktidarların da sorunsallaştırılması gerektiğini ben düşünüyorum. Bunun da küçülme tartışmasıyla çok bağlantılı, aynı zamanda çok bağlantılı olduğunu da düşünüyorum. Bu tabii hani sonu gelmeyecek çok daha büyük bir tartışma. Burcu sen bir şey daha sorun. Ben küçük ekleme yapmak isterim. Çok kıymetliydi bu sorunuz. Teşekkür ederim. Etamcan sizi yanıtlarken dili değiştirmek, yaklaşımı değiştirmek dedi. Bunu son derece kıymetli buluyorum. Yine onunla yaptığımız bir tartışmada neresi olduğunu hatırlamıyorum ama borçlar meselesini ele aldığında kim borçlu diye soru sormuştu gerçekten. Hani bu gelişmekte olan tırnak içerisindeki ülkelerin borçlarının giderilmesi tartışmalarında aslında borç meselesini kökten tartışmak gerekiyor. Borçlu olan kim?
Bunu Ethem Can çok güzel ifade etmişti belli konuşmalarında. Bir de müşterekler meselesi yine örnek olarak parantez açmak istediğim. Müşterekler dediğimizde de yine hep insan merkezli müşterekleri anlıyoruz. Bunu unutmayalım. Yani bir ağacın sahibinin olması fikri beni çok rahatsız ediyor. Ya da bir ormanın sahibinin olması fikri beni huzursuz ediyor. Dolayısıyla da hani bu müşterek yaklaşımına da bu anlamda bakmak, dünyada yalnız olmadığımızı ısrarla ve ısrarla hatırlamak ve bu tahayyülleri, bu tartışmaları yaparken de gezegeni paylaştığımız diğer canlı sistemlerinin ya da cansız olarak adlandırılan öğelerin bütünlüğünü ve onun içerisinde bizim sade bir vatandaş olduğumuzun hatırlamasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de ben de Ethem Can'a katılıyorum diğer arkadaşlarıma da. Hani ideal bir alan olmak düşüncesi yerine bizi başka türlü düşünmeye ve başka türlü örgütlenmeleri, hem mevcut olan örgütlenmeleri güçlendirmeye hem de yeniden farklı örgütlendirmeler yapmaya teşvik etmesi bakımından da ümit verici buluyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi zamanımızı 7 dakika aştık. İsterseniz yavaştan şey yapalım, kapatalım ve toparlayalım. Zoom'dan bir söz isteği yok diye görüyorum. Ben başta Kaz Dağları Derneği olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok besleyici bir şey oldu, tartışma oldu, bir konuşma oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Ben çok ufak bir şey söyleyeyim. Yani şey, bulunduğumuz çatıyla da alakalı olarak ve hani coğrafyayla da alakalı olarak uzun süreden beri içinde düşündüğüm bir konu bu. Beni birazcık da aslında bütün bu mücadelede kenardan izleme pozisyonuna iten bir nokta. Aslında bu söylediğimiz hani dilden başlayan eşitlikçi, çoğulcu yaklaşım, iktidarı yani iktidarı sürekli sorguladığımız, yeni çıkan kavramların kökenlerini nereden çıktığını, hangi koşullarda çıktığını sorduğumuzun bir zihin durumunu belki şeye aktarmamız uzun zamanı geldi geçiyor diye hissediyorum. Yani doğa mücadelesi, doğa aktivizmi, doğanın sesinin duyulması, doğaya yapılan tahribatın adaletsiz müdahalelere karşı dururken de bunların uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani sloganların seçiminden tutun da işte eylem biçimlerine kadar aslında şu soruyu sormamız lazım. Bu eylem biçiminde bu sloganları koyarken acaba biz muktediri yeniden üretiyor muyuz kendi şeyimizde? Yani doğaya karşı yapılan tahribata karşı gelmek aslında aynı şeyi yani aynı iktidar hikayesini üretmediğimiz anlamına gelmiyor öncelikle. Hani bu noktada gerçekten çok yenilikçi şeylere ihtiyacımız var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bildiğim bir yerden konuşmuyorum. Sadece bir tespit olarak hani şey yapıyorum ve hani Kaz Dağları bunun bir laboratuvarı gibi zaten benim açımdan. Yani Akbelen de öyle, Kaz Dağları da öyle bir laboratuvar gibi. Burada verilen mücadeleyi çok kıymetli, çok mukaddes görüyorum. Ve çok da başka mücadeleleri kazanmayı kolaylaştıracağını da görüyorum. Yani buradaki eşiği açarsa eğer bu şeyi. O nedenle hani birazcık bu tartışmanın benim açımdan pratikteki yansıması böyle bir şey. Hani kesinlikle şey bir eleştiri olarak görmeyin ama mesela Kaz Dağları hepimizin sloganı bu açıdan şey bir slogan değil aslında. Çünkü Kaz Dağları hiç kimsenin değil. Yani iktidarın da değil, bizim de. Kaz Dağları kendi başına bir organizma, kendi başına bir varlık, canlısıyla cansız diyoruz da hiçbir şey cansız değil bana kalırsa. Dolayısıyla hani mesela buralardan başlayabilir miyiz? Buralardan sorgulamaya başlayabilir miyiz? Bunu yaptığımızda ortaya çıkacak olan şeyler de başarıysa eğer çok hızlanacağını düşünüyorum açıkçası. Bunu söylemek istedim. Yeri gelmiş gibi geldi. Çok teşekkürler. Sağ olun.
kapatıyoruz. Ethemcan çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Umarım yüz yüze de yine görüşme imkanımız olur. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ethemcan hocam Ekofest'te bekliyoruz. Umarım. Çok isterim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alper Burcu çok teşekkür ederiz sizlere de ayrı ayrı. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kalkıyorum. Yalnız. Hüya Hanım sesiniz gelmiyor. Bir şey söyleyeyim. Kapattım.